Bilgilerin birbiriyle çarpışıp reaksiyon oluşturduğu programa, zincirleme reaksiyona hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada birbirinden farklı 6 konumuz ve her bir konu içinde 15'er dakika süremiz olacak. Bu akşam varoluş ve yok oluşu konuşacağız. Herkes yerini aldıysa zincirleme reaksiyon başlıyor. Zincirleme reaksiyonda birazdan. Şarkıcı, söz yazarı, müzisyen Evrencan Gündüz bizlerle olacak. Yeni bir virüs saldırısı altında mıyız? Tekrar evlere mi kapanacağız? Konu iç hastalıkları ve kan hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner. Arılar olmazsa yaşam biter mi? Bal, insanların yaşam kaynağı mı? Konukları organik arıcılık uzmanı Uluç Üstündağ, Arıcılar Derneği Başkanı Yalçın Sezer. Dünyanın sonu ne zaman gelecek? Beno asteroidi dünyaya ne zaman çarpacak? Konuğu Profesör Doktor Mehmet Emin Özer. Neden her şeyi erteliyoruz? Erteleme sendromunun belirtileri nelerdir? Konuğu psikiyatri uzmanı Doktor Alper Hasanoğlu. Meme kanseri neden artıyor? Kimler daha riskli grupta yer alıyor? Konukları Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Meral Günaldı, Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Sevgi Derneği kurucusu Salih Yüce, tıbbi onkolog Profesör Doktor Özlem Sönmez. Türkiye'de kaç tane kadın itfaiyeci var? İtfaiye aracı kullanan bir kadına neden şaşırıyoruz? Konuğu Türkiye'nin ilk kadın itfaiye şoförü Ceyda Cırık. Bu gece hayatın döngüsünü, doğanın döngüsünü, bu muhteşem işletim sistemini konuşacağız. Doğanın dengesini konuşacağız. Ve konuğumuz yanımıza geldi bile. Gece boyu bizimle birlikte olacak programın sonuna kadar. Müzisyen Evrencan Gündüz. Hoş geldin Evrencan. Hoş bulduk. Selacığım merhaba. Ne dersin? Bu yeterince anlayabiliyor muyuz bu sistemi, bu işletim sistemi, doğanın dengesini? Yani anlayabilseydik şu anki konumumuzda olmazdık. Bir zamanlar anladığımızı söyleyebilirim ama bizim kayıtlarda olan tarihlerde anladığımızı söyleyemem sanıyorum. Bence çok eskiden her şeyle uyumlu olduğumuz bir zaman dilimindeydik. Fakat şu an her şeyden önce kendimizi tuttuğumuz, kendimizi daha önemli gördüğümüz bir... Başka bir yere konumlandırıyoruz kendimizi. Yaşam, daha üstün bir yer sanki, öyle zannediyoruz. Öyle zannediyoruz. Çok doğru bir açıklama. Evet. Şu an olmamız gereken yerde değiliz ama olmamız gereken yerde olmamız için de bunları yaşamamız gerektiğine inanan biriyim. Ne yapacağız peki? Bunun yolları var mı? Yani kendimizi bulduğumuzda zaten her şeyle bir uyum içerisinde olunca çok daha hayat amacımıza yakışır bir şekilde yaşadığımızı anlarız. Ama bu herkes için değişir. Herkesin yani. Yolu başka çünkü. Herkesin yolu başka. Müzik bu yollardan biri belki de. Kendini ifade etme yollarından biri. Tabii senin için öyle. Pek çok izleyicimiz için de öyle olabilir. Bu yollardan biri olabilir. Nasıl müzik çalışmalarım var? En son ne var? En son sana 45'lik planımı getirdim. 45'lik planı. Evet, 1970'lerde Barış Manço'nun 2023 diye bir albüm vardı. Bakayım, kamera harika. Ve 2023 albümüne saygımızı ve sevgimizi göstermek için Barış Manço ilk şarkı Yol Göründü Gurbet'e, ikinci şarkı da bizim sıfırdan yazdığımız Dağlar Gider Yolunda diye bir şarkı ama Barış Manço yazsa 2023'te nasıl bir şarkı yazardı diye bir 45'lik plak doldurduk. Rainbow Records'dan çıktı. Kendi şarkımızın sözlerini Naz Özgürüş yazdı. Çok güzel bir proje oldu. Bu şey gibi olmuş Evrencan. Yapay zekadan önce siz yapmışsınız. Evet evet. Ben zaten sahnede bir şey esprisi yapıyorum. Hani yapay zeka hani AI'ya soruyorlar ya, evet. Yapsaydı ne olurdu? Asıl zeka, asıl ruh bizde var. Bizde aslında onlardan önce kendimize bir sorsak belki bizden de çıkacak. İşte çıktı yani. İşte böyle çıktı. Peki şimdi 2020'ye bir dönecek olursak, 2020'nin Ocak ayında birden hayatımız değişti. İşte bu tüm dünyaya yayılan, salgına neden olan COVID-19'la tanıştık, karşılaştık, acayip günler yaşadık. Ama sonra da kısa süre içerisinde mevzu bittikten sonra
unuttuk. Unuttuk, eski hayatımıza döndük, tam sildik derken birden yeni bir tür eris hayatımıza girdi. Şimdi kırmızı konumuz bununla ilgili. Gelsin bakalım. Eris varyantı pandemiye dönüşür mü? Uzun Aralık ayında Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve 2020'nin Ocak ayından itibaren tüm dünyaya yayılarak salgına neden olan COVID-19'u unutmadık. Boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, ateş, nefes darlığı, vücut ağrıları ve tat koku kaybı. Sahi COVID-19'da böyle başlamamış mıydı? ABD ve Avrupa'da baskın varyant haline gelen eris, ülkemizde de 15 Eylül'den itibaren görülmeye başladı. Şimdi herkes merak ediyor. Yoksa bir kez daha evlere kapanacak mıyız? Aşılama olacak mı? Maske takmak zorunda kalacak mıyız? İzledik, hemen hemen bir ayı biraz geçmiş eriste tanışalı, ilk tespit edileli. Doğru. Şimdi son durumu konuşalım bununla ilgili. Acaba başka bir konu duruma yol açar mı, pandemiye yol açabilir mi yeniden diye 15 dakikada bu konuyu konuşacağız. Programımıza Profesör Doktor Mustafa Çetiner de geldi. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? İç hastalıkları ve kan hastalıkları uzmanı. Teşekkür ederiz. Daha iyi olacağız inşallah. Korumaya çalışıyoruz tabii kendimizi. Evet. Bu erisin bizim bildiğimiz eski türlerden nasıl bir farkı var? Yani, ya da nasıl ortak özellikleri var? Aslında hani biz COVID-19'la savaşıyoruz bir taraftan ama virüs de bir taraftan yaşamaya çalışıyor. Yani bu eris varyantı hiç de beklenmedik bir şey değil. Bundan sonra da olacak ve artık bizim nasıl griple bir hesabımız varsa mevsimsel olarak işte ya da başka virüslerle artık bundan sonra hayatımızın bir parçası olarak COVID-19... Daha doğrusu SARS-CoV-2 virüsü ve onun mutasyonları hayatımızda olmaya devam edecek. Eskileri de var olmaya devam ediyor mu yeni varyantlarla aslında birlikte? Aslında şöyle oluyor. En güçlü olan varyant hakim hale geliyor. Yani güçlü olan şu. Burada temel olan şey şu. Virüs bölünüyor ve bölünürken bir takım bölünme hataları yapıyor. Bu bilinçli yaptığı bir şey değil. Bölünme hataları sonrası ortaya çıkan yeni form, adapte olmak konusunda daha avantajlı bir duruma geliyorsa o çoğalıyor ve bir zaman sonra hakim hale geliyor. Şu anda da eris bu dediğimizi evet, yapıyor. Ve ama bu onun daha öldürücü, daha virülan olduğu anlamına gelmiyor. Mesela eris virüsü hani o kadar da çok korkmamız gereken bir virüs değil. Yani bizim için temelde aslında olan şey şu. Mesela grip de hani bizim çok alıştığımız, tanıdığımız bir düşman ama mesela bu sene Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 bine yakın belki de yani ortalama 20 bin kişinin grip nedeniyle öleceği varsayılıyor. Yani biraz sonra... Her sene oluyor mu hocam? Tabii özür tabii. Oluyor, yani ben 1917'deki, 18'deki o büyük İspanyol gribinin torunları bunlar. Eris de bizim bildiğimiz klasik virüsün ne diyeyim torunu demeyeyim de. İlk çocuklarından diyeyim. Yani bunlar peki, yıllar içerisinde sürekli değişecekler ve biz ona karşı bir şekilde adapte olacağız. Yani demin sorduğunuz soru yani insanoğlu aslında bu dünyanın bir parçası, bu dünyanın hakimi değil, hakim olan doğa. Yani bunu anlamadığımız sürece biz her zaman böyle burnumuz sürtülerek yaşayacağız. Bir yandan da çevreyi çok bozacağız eninde sonunda. Biz yok olacağız. Evet. Öyle değil mi? Yani biraz öyle görüyorum. Biz de bugün bu çerçevede konuşacağız. COVID-19 geçirdin mi Evrencan? Geçirdim. Nasıl geçirdin? Yani ciddiye almadım COVID-19'u. Yani yani önlem olarak mı almadın? Hayır, önlem olarak değil. İyileşeceğime inanarak, inat ederek güldüm. Yani onunla savaşmadım, onunla barışmaya çalıştım. Yani bir hastalıkta savaşmak o, yani. O seninle barıştı mı? Benimle barıştı. 2-3 günde hallettim. Zaten tam COVID patladığında ben...
San Francisco'da konserim vardı. Çin mahallesine girip bir de orada börek falan yedim. Tam böyle göbeğine doğru atladım. Hemen daha ilk çıktığı an Ocak'ta hallettim ben onu. Anladığım kadarıyla bir korkun yok. Yani kendime inancım var olduğu sürece hiçbir hastalıkla korkum yok yani sanıyorum. Bu psikolojik bir şey. Etkili bir şey mi? Yani psikoloji her şeye etkili bir şey ama psikolojik olarak bu inanışlara çok da güvenmemek gerekir. Çünkü alt edilebilirsin. Yani önlemleri almak gerekir. Yapmamız gerekenleri yapmak gerekir. Ama mesela COVID açısından bakıldığında sen genç işte komorbid eşlik eden hastalığı olmayan dinamik, canım, aktif bir insansın. Yani sen mesela bu anlamda çok da o kadar COVID için, COVID senin için bir risk yaratmayabilir ama belli risk gruplarında, ileri yaşlarda, eşlik eden hastalığı olanlarda, diyabetiklerde, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda, organ nakli yapılanlarda, kortizon kullananlarda, bir sürü vücudun hastalık grubunda, bağışıklık sistemi düşük için, oralarda dikkatli olmak tabii gerekiyor ki hocam, kesin doğru olarak. Yani orada yani ben COVID'le iyi geçinirim diyemezsiniz. Yok, orada yok. Önlem almak. Bir dakika, ben orayı bir açıklayayım. Hani COVID'le çok iyi geçindim. C vitamini almadım. Kendime bakmadım. Hiç dinlenmedim. Ayağa kalktım. Ben iyiyim dedim değil. Yani durumu farkına vardım. Hasta olduğumu farkına vardım. Fakat hani ben çok kötüyüm. Aman bu nasıl bir hastalık? Hani kendimi zaten hani yorgun bir haldeyken hani kendimi daha da ezmedim yani hani anladım. Mecazi anlamda. Yani tabii orada teslim olmadım demek istiyorum. Evet. O önemli. Mücadelemi bir şey. Ettim. Her zaman devam ediyorum. Her zaman çok değerli. Her şeyde ama. Yani her şeyde. Hastalıkta, işte, normal hayatta, ilişkilerinde tabii ki. Ne kadar dirençli ve olumlu bakarsan o kadar iyi bir şey. Bugün ne kadar yaygın eris gördüğünüz? Şimdi şöyle, grip Türkiye'de, mi eris mi daha fazla Türkiye'de? Şöyle, yani Türkiye'de bir vaka artışı var. Bu objektif olarak görünen bir şey. Bunların çok büyük bölümünün eris varyantı olduğunu varsaymak lazım. Yani Türkiye'de 9 vaka diye başlandı ama yani biz çok mutasyon analizi yapmadığımız için yani Türkiye'deki gerçek sayıyı bilmemiz çok mümkün değil. Ancak giderek yani şöyle düşünmek lazım. Ya bu dünyamıza bomba gibi düştü asla değil. Yani giderek dediğim gibi hayatımızın bir parçası olacak. Yani biz toplam COVID pandemisi sırasında 7 milyon kişi falan kaybettik. Her yıl kanserden 10 milyon insan ölüyor dünyada. Yani, grip örneğini az önce verdiniz evet, zaten. Böyle bakıldığında yani biz biyolojik bir varlık olarak bu doğanın içinde bir yer tutuyoruz ve bir sürü dış faktör ve etkenden etkilenerek yaşamaya çalışıyoruz. Yeni bir düşmanımız daha oldu. Aslında düşmanımız derken bile hani doğru bir söz değil o, çünkü virüs de yaşamaya çalışıyor. Düşmanı? Virüs de yaşamaya çalışıyor. Virüsün amacı bizi öldürmek değil kuşkusuz hayatta ki. Kalmaya hayatta çalışıyor kalmaya çalışıyor. Evet. Yani işte insan da yaşamaya çalışıyor. Aynen dünya öyle. Da ama insan virüs, yani virüs de zarar vererek yaşıyor da insan da virüsten az kalmaz. Yani düşünsenize, yeryüzünde bütün canlıların sayısı azalıyor, bir tek insanın artıyor. Bu dengesizlik sonunda bir şekilde insanlığa bir bedel ödetecektir kuşkusuz yani. Bu salgınlar falan, hani şimdi böyle büyük bir salgın belki beklemiyoruz ama. Beklemiyor muyuz? Yeniden kapanma, yani pandemi. Yani hiç öyle bir şey söz konusu bile değil. Ama risk gruplarının dikkatli olması gerektiği çok net açık yani. Onlar daha dikkatli yaşamak durumundalar. Ama bu grip içinde böyle, COVID içinde böyle, başka risk faktörleri, başka virüsler, bütün bunların hepsi için geçerli. Tabii yani insanoğlunun şimdi aşılar gibi çok ciddi bir silahı var. Her ne kadar hakkında çok fazla doğru yanlış spekülasyon yapılıyor olsa da ortalama 20 milyon insanı aşağı yukarı hayatta kalmasını sağladı aşılar. Yani virüs şeyi, pandemiyi sınırlayan ve çeviren onlardı. Şu aşamada tabii uygun varyanta ya da mutasyon geçirmiş, yeni oluşmuş varyanta uygun aşı olduğu sürece yine bunlar konuşulabilir. Belki risk grupları için konuşulabilir. Peki. Nasıl gripte konuşuyorsak aynı yani. Şimdi aşıları da soracağım. Orada bazı kafa karışıklıkları evet da oluyor ya, çünkü. Aşı COVID-19 soralım. Aşısı, yeni varyanta etkisi, zatürre aşısı, grip aşısı. Bu aşı kafa karışıklığını bir soracağım. Tamam. Kısa bir ara verelim ama, olur mu? Zincirleme reaksiyonu kısa bir ara verelim, sonra devam edeceğiz.
İnsanın virüslerle, virüslerin de insanlarla mücadelesini konuşuyoruz şimdi. Aşı konusuna gelmiştik reklamdan önce. Aşılar kafa karıştırıyor diye. Kim hangi aşıyı olmalı? Grip aşısı, zatürre aşısı, Covid-19 aşısı, bir kişi hepsini mi olmalı? Yoksa birini olsa diğerinden de korunur mu? Aslında öncelikle söylemek gerekirse risk gruplarına öncelikle yapmak lazım. Grip aşısı için gebeliğin ilk 3 ayı dışında yetişkin grupta herkes yaptırabilir. Koruyuculuğu her sene değişen bir şey bu. Yani aşıyla ilgili tartışma da biraz bundan çıkıyor. Yani bazı yıllar grip aşısı %60-70 korurken bazı yıllar %20-25 koruyor. Ve dolayısıyla hani işe yaradı yaramadı ama halk sağlığı olarak tepeden baktığınızda vaka sayılarını tabii ki belli bir miktarda azaltıyor. Bu iyi bir şey. Covid aşısıyla ilgili yani Covid aşısının şu anda mesela Türkiye'deki aşılarla aşılanmak tartışmalı olabilir. Çünkü bu özellikle hakim varyanta yönelik dizayn edilmiş yeni aşılara ihtiyaç var yapılacaksa. Dünyada var mı peki? Tabii yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde var üstelik ücretsiz erişilen bir şey. Evet bu yeni çünkü eris dediğiniz de aslında omikron varyantının mutasyon yani bir varyantı yani omikronun bir varyantı. Torunu dediniz az önce. Evet yani bunlara yönelik aşılar var. Zatürre aşısı risk grupları için öneriliyor. Bütün bunların hepsinin rehberlerde önerilmeleri nasıl, kimler nasıl yaptırmalılar açık bir şekilde var. Yani hekimler bu konuda yönlendirici. Benim asıl takıldığım bu aşıyla ilgili kaygılar. Yani bunların bir bölümü kasıtlı ama ciddi bir bölümü de kabul etmemiz gerekir ki insanların biraz güvensizliğinden kaynaklanıyor. Burada bir kötü niyet aramadan aşılarla ilgili doğru bilgilendirme yapmak lazım. Bunu yaparken de her şey tertemiz, pırıl pırıl aşıları yapmakta hiçbir sakınca yok demek yerine neler olabileceğini iyi anlatmak lazım. Koruyuculuğunu evet, iyi rahat anlatmak lazım. İnsanların bir risk alıp almadıklarını doğru anlatmak lazım. Bunun için de güvenilir olmak lazım. Belki o güveni sağlamakla ilgili sorun yaşanıyor. Çünkü genel olarak sisteme yani bu sağlık sektörüne daha doğrusu bir genel güvensizlik var. Bu sadece Türkiye'de değil dünyada da var ve bunun arkasında mutlaka bir hinlik vardır. İşte yine bir para alışverişi vardır falan gibi düşünülüyor. Mesela bu algı doğru bir iletişim gerekiyor o zaman. Halkla, doğru bir iletişim doğru gerekiyor. Yani gerekiyor. Bu tür şeyde kesinlikle öyle bir şey yok diyerek çıkamayız. Tabii ki bu tarafın da hani dükkanının önü tertemiz değil kuşkusuz. Evet. Burada sağlam, objektif bir bilimsel duruş gerekiyor. Ben her zaman şuna çok inanırım. Bilim tek başına ne iyi ne de kötüdür. Yani bilimi nereye çektiğinize bağlı. Bilimle çok kötü şeyler de yapabilirsiniz. Bilimle çok iyi şeyler de yapabilirsiniz. Yani insanların bilime güvensizliği tanık oldukları o çok kötü şeylerdir aslında. Yani burada objektif bir duruşla insan yararına tavrınızı net gösterirseniz insanları ikna edebilirsiniz. Burada biraz bizim mahallede de bizim tarafta da yani yanlışlar yapılmış olabileceğini düşünüyorum ben. Ama aşılar konusu çok tartışmaya açık bir konu değil bilimsel olarak işin doğrusunu söylemek gerekirse. İnsan yaşam süresini ortalama uzatan en önemli tıbbi buluş aşılardır hiç kuşkusuz. O zaman sorduğum sorunun yanıtını şöyle de belki özetlersem doğru olur mu? Herkesin kendi özel durumuna göre olması öncelikli olan aşılar evet, olabilir bu aşılar tabii. Arasında. Tabii yani burada yani işte yaşla da doğru ilgili hekimlerle iletişime geçerek anlamak bir önemli. Bir karar vermek lazım. Burada çok genel geçer önerilerde bulunmak da bazen hata yapmaya da neden olabiliyor. Evet. Yani bizim işimizin temeli kuşkudur. Kuşku duymak çok önemli. Yani kuşku duyduğunuz zaman yaptığınız peki. işi daha değerli yapabiliyorsunuz. Süremizi bitirdik. Teşekkür ben ediyoruz teşekkür katkılarınız ederim. İçin. Sizin şimdi Covid-19'un yeni varyantı erisi konuştuk. Aşıları konuştuk. Ve aslında aşılar tabii önemli bir tedbir. Bağışıklığımızı güçlendirmek, kuvvetlendirmek de önemli bir tedbir kuşkusuz. O zaman şimdi biz bağışıklığımızı kuvvetlendiren bir konuya geçelim. Mavi konuya geçelim. Ve gelsin konumuz. Arı, balın kaynağı. Arı neden yaşamın kaynağı peki? Müzik
arılar insanın en yakın böcek dostudur. İnsanın yiyebilecekleri gıdayı üreten tek böcek türüdür. Biz aslında onların mühendisliklerinden de çok şey öğrendik. Bal petekleri devasa teleskop aynalarına ilham kaynağı oldu. Arılar en çalışkan hayvanlardan biridir. Ortalama bir arı hayatı boyunca bir çay kaşığının 12'de biri kadar bal üretirler. Yarım kilo bal için bir grup bal arısının 2 milyon çiçeği gezmesi gerekir. Yaşadığımız bu dünyada arılar bizden daha eski. Bilinen ilk insan fosili 300 bin yıl öncesine aitken, ilk arı fosili 100 milyon yıl öncesine ait. Yani biz yokken onlar vardı. Fakat şimdi arıların toplu ölüm haberlerini duyuyoruz. Unutmayalım ki toplu arı ölümleri kıtlığın habercisidir. De arı olmazsa hayat biter, arılar varsa yarınlar vardır. Efendim, insandan daha eski bir canlı arı. Arılar olmazsa insanlık olmaz mı? Hayat olmaz mı? Arı neden yaşamın kaynağı? İki değerli konuğum benimle beraber burada geldi. Evrencan'ın iki yanına oturdular. Hoş geldiniz. Bal üreticisi, organik arıcılık uzmanı Uluç Üstündağ. Merhaba. Ve Arıcılar Bal Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sezer. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalçın Bey, Einstein'ın dediği gibi gerçekten arı olmazsa hayat olmaz mı? Seda Hanım, ben uzman biyoloğum. Tabii canlı bilimcisiyim. Dünya üzerinde arılar tozlaşmayla polinasyon sağlayarak sebze ve meyvelerin çoğalmasını sağlıyorlar. Yani gıda maddesinin çoğalmasını ve sürdürülebilir bir yaşam olarak karşımıza çıkmasına sebebiyet veriyorlar. Arılar kazara böyle yok olursa dünya üzerinden elbette ki yaşam son bulur. Demek ki... Çok net bir cevap verdi. Evet. Peki arıları ne kadar iyi tanıyoruz ve biraz da arılardan korkuyoruz aslında. Evet. Doğru mu peki korkmak? Korkmasak... Şöyle aslında bizim çocukluğumuz, benim çocukluğum dedemle beraber dağlarda geçti, çadırlarda geçti. Dolayısıyla bizim için evet arı bir çekirgeden ya da bir sinekten çok da farklı değildi. Günde birçok defa sokardı. Bu nedenle biz çok korkmuyorduk, hatta ciddi saygı duyuyorduk. Aslında onu izledikçe, onları izledikçe çok enteresan şeyler öğrendik. Mesela insanla çok enteresan bir bağ var arının. Şöyle ki yağmacı arı dediğimiz bir arı tipi var. Hırsız arı, yağmacı arı. Normalde arılar kendi kovanlarından uçarlar, metrelerce öteye gram gram, miligram miligram bal toplayıp kovanına getirirler. Yan kovanda hazır bal vardır, ona tenezzül etmezler. Devam ederler çiçeklerden kendi toplamaya, devam ederler. Buraya kadar normal karakterdeler. Ama eğer arıcı sağa sola arı bal bulaşığı bırakırsa, arı hazır balın tadını almaya başlar ve karakteri değişmeye başlar. Bu andan itibaren daha önce yan kovanına tenezzül etmeyen bu arılar karakter değiştirerek yağmacı, saldırgan bir hale geçerler. Ve diğer kovanlara saldırmaya başlarlar. Hırsızlık yaparlar yani aslında. Ve tüm hırsızlar gibi korkaklardır. Mesela o yağmacı arı grubunun üzerine elinizi sokun, size saldırmazlar. Çünkü onlar da belki içgüdüsel olarak bir emek vermediklerinin farkındadırlar. Bu nedenle de vermedikleri bir emeği de savunmazlar. Peki. Evrencan, balla aran nasıl? Ya da seni hiç arı soktu mu? Beni arı soktu ama ben yani arı için ne kadar üzülsem de bana verilen hediyeyi de farkındayım yani. Bağışıklık hediye ediliyor bana. Yani yanlışlıkla zaten ya üstüne basarım ya da işte herhangi bir yerde motorda giderken bir an panikleyip beni sokuyor. Ben de köyde yaşıyorum hayatımın yarısını. O yüzden arının ne kadar önemli bir yaratık olduğunu farkındayım. Ona saygı ve sevgi duyuyorum. Onun sesinden irite olmak yerine sakin kalıp onun yaratılışının ne olduğunu kabul etmeye özen gösteriyorum. Yani şu an söylenen şeyler çok güzel. Ben sadece dinlemek istiyorum. Arının doğada kendiliğinden yaptığı bal yenir mi? Bir tehlikesi var mı? Aslında zehirli bal var mı örneğin? Önceki konumuz Mustafa Hocam'a da bir atıf yapmak istiyorum. Covid hastalığından dolayı rahatsızlanmayan
en az grup arıcılar. Tabiatın içerisindeki o tabiat eczanesi dediğimiz birçok bitkiden gelen nektarların içerisinde fenolik bileşikler işte tahmin etmediğimiz kadar yüksek. 17 bin tane fenolik bileşik var ve bunların birçoğu propolis, bal, polen gibi unsurların içerisinde yer alıyor. Tabiatta elbette ki farklı nektarlardan gelen ballar var. Bunlar da renk renk, farklı tatta, aromada ballar ortaya koyuyorlar. Bunlardan bir tanesi de Andromega toksin adı verilen bir kimyasal madde içeriği bulunduran orman gülü ya da yöresel adıyla komar balı. Siberya Oriental dediğimiz o iklim kuşağında yani Karadeniz bölgesinde yer alıyor. Kestane ormanlarının altında bulunan bu orman gülü bitkisinden gelen nektarlar zehir ihtiva ediyor. Belli bir süre bekledikten sonra bu zehir yapısı ortadan kalkıyor. Bununla ilgili de bir hikaye var. Rus askerleri Trabzon'a gelmişler. Trabzon halkı Rus askerlerine efendim bal ikram etmişler düşman askerlerine ve hepsi tansiyonları düştüğü için böylece hiç savaşmadan savaşı kazanmışlar. Biz arılardan neler öğreniyoruz? Arıların sosyal hayatı bize bazı ipuçları veriyor mu? Kesinlikle. Aslında az önce bahsettiğim bu yağmacı arı bir örnek. Bunun dışında aslında arılar kendi içerisinde taht oyunları oynuyor. Bunu izlemek bile çok zevkli. Zaten arıcılık bu nedenle bazen hastalık boyutundadır. Çünkü o yapıya müdahale etmeye başladığınız ve onu izlemeye başladığınız andan itibaren farklı bir hale geçiyorsunuz. Nedir bu taht oyunları mesela? Hepimizin bildiği gibi bir tane kraliçe arı vardır. Bütün işçi arılar ona bağlıdırlar. Ve o kraliçe arı etrafında toparlanırlar, bal üretirler. Ama kraliçe arı yaşlanmaya başlar. Ve işçi arılar bunun farkına varırlar. Derler ki bize yeni bir kraliçe lazım. Ve birkaç tane larvayı bal ve polen yerine arı sütüyle beslerler. O larva, arı sütüyle beslenen larva büyür ve kraliçe arı olur. Ama artık kovanda iki tane kraliçe vardır. Ve birinin gitmesi gerekir. Ve yaşlı olan peki bu kararı nasıl, yani bilinçli olarak mı veriyorlar? Böyle hani bizde bizim yani insanların arasında da hani dediğimiz bir şey var ya, toplum ortak bir şey oluyor. Herkes aynı şeyden bahsetmeye başlıyor ya da bir an bir şey oluyor. Arılarda da öyle bir iletişim toplu, var mı aralarında? Ha, toplu yani? Bir bilinç tabii. Var mı yani mevcut yani mu? O kadar enteresan ki mesela arı bir yerden bal aldı. Diyelim ki işte kuzeydoğu yönünde şu tarafta yaklaşık 800 metre ileride bal buldu. Şimdi bunu arkadaşların anlatması gerekiyor. Kovanına geliyor, dans ediyor, 8 rakamını çiziyor. Bu 8'in yuvarlak çapları, mesafeyi, bitiş noktası da yönünü gösteriyor. Yani diyor ki şu kadar uzaklıkta ve şurada bal var. Bir şey olamaz yani. Evet. Peki ne oluyor? Yaşlı olan mı gidiyor? Yaşlı o kendine sadıklarla beraber kovanı terk ediyor. Biz oğul verme dediğimizde bu oluyor aslında. Bunun arıcı için iyi ve kötü tarafı var. Şöyle evet artık 2 kovan arısı var. Çok güzel. Evet. Ama kötü tarafı şu, 2 düşük nüfuslu arısı var. Dolayısıyla o sezon artık bal alamayacak o 2 kovandan. Çünkü anca nüfusları kendilerine yeter. Evet. Kovan yoksa da bal olabiliyor bildiğim kadarıyla. Çünkü bir görüntü vardı. Şimdi onu hazırlayacak arkadaşlar. Hazırda. Bir arıcı kovana petek çerçevesi koymayı unutuyor. Arılar da kendi peteklerini inşa ediyorlar. Böyle bir görüntü ortaya çıkmış. Çok eşsiz görünüyor. Evet. Sanat eseri. Gerçekten. Altıgen yapı var zaten genel olarak. Evet. Bal peteğinde ve genel olarak her şekilde bu noktaya ulaşıyorlar. Teleskop aynalarına da ilham kaynağı oluyor insanda değil mi bu yapı? Evet. Şimdi bu bir manken arıcılık kostümüyle beraber stüdyomuzda. Evet. Şimdi onu hemen şöyle yanımıza doğru alabilirsek arkadaşlar alalım. Arı işiyle uğraşanlar böyle giyinmek zorunda herhalde değil mi? Tabii ki. Evet. Çünkü arılar zaman zaman tehlike arz edebiliyorlar. Yani onların yuvalarına biz herhangi bir müdahale bulunduğumuz zaman kovanlarını koruma içgüdüsüyle saldırganlık gösterebiliyorlar. Sadece dişçi arılar mı? Dişi arılar mı? Dişi işçi ikisini birleştirince. Kovanın içerisindeki kraliçe arı ve işçi arılarının tamamı dişi. Evet. Bir tek ve iğneleri olanlar onlar. İşçi arılarımız iğneleri olan arılar. Onlar bir müdahale karşısında eğer ki sokma eğiliminde bulunurlarsa dokularımızdaki o su, kan dokusundaki bulunan su dokuya geçiyor ve şişkinlik durumu ortaya çıkıyor. Tabii bu bazı bünyelerde reaksiyon daha şiddetli ve daha ciddi oluyor. Kaşınma, efendim
dudaklarda kabarma ve bu şişme. Bu kıyafetin gibi özel bir durumu var mı? Sizin de montunuz var galiba. Evet. Deneyebilirsiniz. Özel bir kumaştan mı yapılıyor? Bu kumaşlar genellikle pamuklu olur. Giyenlerin rutubeti yani. Giyebilirsiniz evet, eğer mümkünse. Teri falan ortadan kaldırmaması adına, insanlara rahatsızlık vermemesi adına pamuklu kumaştan yapılması daha çok tercih ediliyor. Biz bu şekilde giyiyoruz bunu. Bu örnekte de zaten aynısında ama rotulum şeklinde, sizinki mont şeklinde. Mont şeklinde. Ya bu gündelik yaşam için. Evet hani herhalde öyle. Nasılsınız çocuklar diye bir bakmaya gittiğimizde bunu mu kullanıyoruz? Şöyle, o agresiflikleri ortadan kalkmış oluyor bunu giydiğiniz zaman. Çünkü bu temiz bir kıyafet. Hı hı. Temiz kıyafet olunca arılar en çok siyah nesnelere, kıllı nesnelere ve pis kokulara rahatsızlık duyuyorlar ve saldırganlık eğilimleri artıyor. Bir de arıcılar biliyorsunuz gezginci arıcılık yaparlar. Bu gezginci arıcılıkla florayı takip ederler. Yani bitkilerin ilkbaharı nerede yaşıyorsa oraya göçer arıcılık yaparlar. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de daha fazla nektar elde etmekle beraber, bal elde etmekle beraber onların agresifliklerinden de kurtulmaktır. Çünkü ne zaman nektar var doğada, polen var, arıların agresifleri o kadar çok azalır. Eğer ki tabiatta bal, nektar azalmışsa saldırganlık eğilimleri de o kadar artar. Bir şey mi soracaktın? Yok yok hatta? Ben içimden söylüyorum. Ekmek mücadelesi falan diye bir özet geçtim kendim. Evet. Peki bir arıcı balın bittiğini nereden anlıyor kovanda? Balın gelmediğini birkaç şeyden anlıyor. Bu da yine insan hikayesi gibi aslında. Şöyle bildiğiniz gibi işçi arılar çalışıyorlar, dişiler. Bir tane de kraliçe arımız var. Bu üreyebilen bir dişi. İşçilerimiz çalışıyor, iğneli. Bir de erkek arılar var kovanda. Bunların iğnesi yok. Bal yapmıyorlar. Kovanda duruyorlar. İşçi arılara göre daha az sayıları var ama yine de var epey. Ve bal gelmeyi bıraktığı andan itibaren işçi arılar diyor ki evet artık bal gelmiyor doğadan. Tamam. Hazır yiyiciler kimler var? Erkek arılar. Kaç tane var? 300 tane var. 50 tane bize yeter mi? Yeter. 250'yi öldür dışarı atıyoruz. Tabii bunu örnek almıyor. Bunu örnek almıyor. Yani bunu örnek almıyor. Evet yani teleskopik aynalar çok güzel, petek altıgen ama. Ve arıcı erkek arıları görüyor kovanın dışında, dışarı atıldığını fark ediyor ve diyor ki evet artık bal gelmiyor ve hazır yiyen erkekler dışarı atılıyor. Dolayısıyla artık doğadaki İnşallah. Bal tamam. Niye öyle dedin efendim? Hazır yiyen erkekler dışarı atılsın diye inşallah dedim ben de. Hani. Yani evet hazır yiyiciler neden evet, olmasın bence de yani. Hazırdan yiyen erkekler dışarı atılsın artık. Bizim peki. Sistemimizden de atılsın. Hani zincirleme reaksiyon ya. Evet. Hani ben de o niyeti benim cinsim için de aynı niyeti olmasını çok isterim yani. Peki bütün insanlar için evet. Diyelim. Peki rekoltede Türkiye'de şu anda ne durumda? Yani bal. Her sene çok birbirinden farklı bir yapıya sahip. Bu son yangınlar sebebiyle biliyorsunuz Ege'de bulunan geçirdiğimiz büyük yangınlar sebebiyle çam balında özellikle çok ciddi bir düşüş yaşandı. Ve bu genel olarak bal fiyatlarını da etkiledi. Çünkü Türkiye'nin ihracat kalemi çam balıydı. Çok çıkardı. Türkiye genelinde çiçek balına göre daha az sevilirdi. Ve birden fazla sağım yapılabilirdi. Neden? Çünkü çiçek ihtiyacınız yok. Çamın salgısıyla yapıyorsunuz. Birkaç defa sağım yapılabilirdi. Ve ihraç ederdik. Düşünün o kadar vardı çam balımız. Şu anda artık yavaş yavaş çiçek balıyla aynı rakama geldi. Çünkü eskisi gibi çam balı üretilmiyor. Bu da çiçek balına daha büyük bir ihtiyaç doğurdu. Ama genel olarak arıcıların hep şöyle bir durumu vardır. Benim gözlemlediğim. İki sene boş, bir sene doludur. Yani iki sene çok fazla ürün alamazlar, harcadıklarını kazanamazlar. Bir sene de doludur. Diyeceksiniz ki hani peki o zaman neden devam ediyorlar? Çünkü her sene o sene bu sene olabilir umuduyla başlarlar sezonu. Evet. Bir de seviyorlar muhtemelen. Yani eğer yaptıkları işi seviyorlarsa, aşıklar. Arıları seviyorlarsa evet mutlaka. Arıcılık sevilmezse eğer ki yapılacak bir iş değil Seda Hanım. Mutlaka öyle. Ciddi anlamda emek sarf edilen ve ciddi anlamda yorgunluk ortaya çıkartan bir meşgale. Aynı zamanda çam balığı ile ilgili bir bilgi daha vermek istiyorum. Dünyadaki çam balının yaklaşık 95'ini Türkiye üretiyor. %5'ini Yunan adalarında üretiliyor. Dünya o anlamda çam balını Türkiye'den almayı tercih ediyor.
Bir de demiştiniz ki balın olgunlaştığını nereden anlarız? O bir soru biraz havada kaldı galiba. Evet, 1,5 dakikam var ama hemen bir sorum daha var. Bakın bu üzerinde görmüş olduğunuz sır dediğimiz kapaklar bu balın olgunlaştığını artık kovanın anlayabileceğini gösteriyor. Peki bir sahte bal nasıl anlaşılır diye sorsam? Biz doğal bal üreticileri sahte bal nasıl üretiliyor onu bilmediğimiz için bir balın sahte mi doğal mı olduğunu bilmememiz çok normal. Ancak uluslararası bilim adamları ve bu konuyla ilgili bilim adamları şöyle diyorlar. Bir balın doğal bal olup olmadığını ancak laboratuvarda test ederek anlayabiliriz. Evde böyle işte... tadarak değil. Kesinlikle. Bununla ilgili tadarak anlayabilecek bal gurmeleri son derece az. Ya da kristalize olması, donması, akması falan gibi ipuçları hiçbir şey söylemiyor bize yani. Tabii yani onlar artık bunların da sahtekarlıklarını üretenler, yapanlar maalesef oluyor. Donmuş bal tabii en masum olarak bunun doğal bal olduğunun bir göstergesi. Ama buna bile çare bulanlar var. Laboratuvarda bal üretiliyor mu? Ya evet, bu da şu anda en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu. Eskiden şeker balı 80'lerde başladı, 90'larda yoğun olarak üretildi. Yani normalde arı meyve şekerinden bal üretirdi. Arıya küp şeker koyuyoruz değil mi? Onu soracaktım. Bunun yerine toz şekeri, sakkarozu eriterek, şurup yaparak arıya verdiler. Bu şöyle masum bir tahşişti çünkü en azından yine arı üretiyordu. Şu anda yoğun tahşişin olduğu nokta, çünkü artık bu da pahalı. Bu yöntem de pahalı. Şeker de pahalı oluyor. Şeker de pahalı. Eyvahlar olsun. Arının hiç içine girmediği bir üretimden mi söz ediyorsunuz? Evet, evet. Şu anda yoğun tahşişin yapıldığı nokta bu kısımlar ve burada iş biraz daha zor. Yani yanlış bir algıya sebebiyet vermeyelim. Tabii gıda terörü her noktada var. Peynirde de var, zeytinyağında da var, reçelde de var. Her şeyde olduğu gibi balda da bu sahtekarlığı yapanlar elbette var. Bu anlamda gerçek bal tüketmek isteyenler gerçek üreticilerle diyaloğa geçebilirler ya da etiket yönetmeliğine uygun kaliteli balları, kendini kanıtlamış markalı balları tercih edebilirler. Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Çok ederiz. Çok sağ olun. Arının doğanın dengesinde önemini daha iyi anladığımız bir bölüm oldu bu. Bitkileri tozlayarak ekolojik sistemin müthiş bir denge sağlıyor, ayakta tutuyor. Bu küçük dostlarımıza selam olsun. Şimdi varoluşu ve ekolojisi konuşmaya devam edelim. Unutmayalım ki arılar yok olursa dünya da yok olur. Sahi o zaman sarı konumuz gelsin çünkü dünya nereye gidiyor? Dünyamız 3.8 milyar yıldır büyüyor. Bitkiler, hayvanlar, organizmalar ve insanoğluyla mükemmel bir şekilde çalışan bir sistem. Doğanın bir dengesi var fakat insan yaratmak, hükmetmek ve her şeyi kontrol etmek istiyor. Dünyayı cennete çevirecekken her geçen gün dünyayı cehenneme dönüştürüyor. Belki de bu nedenle İklim değişikliği, karbon salınımı ve çevre kirliliği adeta ön kıyamet habercisi gibi dünyayı tehdit ediyor. Bu da yetmezmiş gibi bilim insanları, insanlar da dahil tüm memeli canlıların 250 milyon yıl içerisinde kitlesel olarak yok olacağını söyledi. Bennu isimli asteroidin de 2182 yılında dünyaya tehlikeli bir şekilde yaklaşması bekleniyor. Kimi bilim insanlarına göre de Bennu dünyaya çarpacak. Peki ya bizler dünyayı kurtarmak için ne yapabiliriz? Kıyamet insan eliyle mi yoksa bir asteroidin dünyaya çarpmasıyla mı gelecek? Şimdi bu bölümde iklim krizine bağlı olarak yavaş yavaş dünyanın sonunun geldiğini mi acaba konuşacağız? Böyle mi olacak dünyanın sonu diye soracağız. Yoksa birden bir asteroidin gelip çarpmasıyla mı yok oluş olacak diye soracağız. Sorularımızı da Profesör Doktor Mehmet Emin Özel'e yönelteceğiz. Uzaymer Danışman Öğretim Üyesi. Bennu dünyaya çarpacak mı? Bennu dünyaya çarpmayacak. Daha doğrusu Bennu'nun son bildiğimiz şeyi 2182 yılında dünyaya çarpma ihtimali en yüksek hale gelecek. O da 1/1800. Yani bunlar aslında küçük rakamlar. Yani dünyaya çarpmayacağını söyleyebiliriz ama bu bile çok uzaktakilere göre büyük bir rakam. Yani
1800'de bir ihtimalle yani çarpacak. Yani olasılık. Evet, 2182 yılında bu kadar yaklaşacak. Yani bu demek ki dünyanın epey yakınından geçecek. Eğer başka bir müdahale olursa 2182'ye kadar dünyaya da çarpabilir. Ama yani dünya veya bizler artık hazırlıklıyız. Öyle dinozorlar gibi gel bizi çarpsın diye beklemiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Nasıl hazırlanıyoruz? NASA'nın ve ESA'nın ayrı ayrı programları var. Dünyayı koruma inisiyatifi veya girişimi. Bunlar işbirliği içinde çalışıyorlar ve dünyaya çarpabilecek bütün meteorları, aşağı yukarı 1 kilometreden büyük bütün meteorları takip ediyorlar. Daha küçükleri henüz takip edemiyorlar ama onları da takip edecekler. Dolayısıyla bunların yörüngelerini biliyoruz. Hangi nereden geçtiğini, kimden etkilenebileceğini. Dolayısıyla öyle dinozorlar gibi kafası boş dolaşmıyoruz. Biz tedbirimizi alıyoruz ama yine de tabii ne bileyim hiç doğayla oynanmaz. Bakarsın yeni bir planı vardır. Bizi gene bir yerlere evrende gönderir yani. Evrende hiç beklenmedik sürprizler de olabilir diyorsunuz. Her zaman oluyor tabii. Ama 2180 mi dediniz? 2182 diye. Yani 2180'e kadar belki başka tedbirler de ek gelir. Ama daha küçük İhtimal. Şeyler çarpabilir. Mesela geçen haftalarda Dünya ile Ay'ın üçte biri mesafesinden bir şey geçti. Küçük bir asteroid geçti. Yani bunlar sık sık oluyor. Dolayısıyla daha küçük bir şey çarpabilir. Dünyayı yok etmeden bir şehri yok edebilir mesela. Çelyabinsk'i hatırlayalım. 2015'te gerçekten Rusya'nın bir kentine, 2013'te böyle aniden bir 10 metre çapında bir şey geldi. Bütün yarattığı şok dalgasıyla belki yüzlerce kişi yaralandı kırılan camlardan ve sonunda en büyük parçası bir göle düştü. Buz tutmuş. Buzun parçalanmasından oraya düştüğünü buldular. Evet. Ve yani daha kısmi. Evet. Daha yerel şeyler de zarar olabilir. Çünkü bunları iyi takip edemiyoruz. Ama büyükleri iyi takip ediyoruz. Yani küresel bir etki yaratacak olanları iyi takip ediyoruz. Peki, Evrencan, uzaylı ne kadar ilgilisin bilmiyorum ama uzaylılar diye bir grubum var değil mi? Siz evet, öyle bir grupsunuz, evet. Evrencan ve uzaylılar. Grubumuzun ismi Evrencan ve uzaylılar. Benim ismim evet. Evren olduğu için. Ha, güzel, iyi başlamışsınız. Hadi bakalım. Ha, hayata nasıl iyi bir başlamış mıyız? Çok iyi. Bence uzaydan da gelip katılanlar olabilir. Onun için hiç şaşırmıyorum. Valla benim hayallerim o yönde olursa çok mutlu olurum. Yani. Gelsinler istiyorsun. Tabii ki gelsinler. Yani bunu bilimciler de istiyor ama gerçeklerini istiyor. Böyle uyduruk, böyle işte bizim eski bir UFO'cu dostumuz vardı. Oyuncaklardan UFO'lar yapıp telefonları saatlerce, günlerce meşgul ederdi. Bilmem hatırlayan var mı onu? Şimdilerde pek görünmüyor. Ama şimdilerde kimse. İşte Meksika'da kongrede bir takım bir örnekler evet, gösterildi. Amerika'da yapıldı. NASA eski çalışanları bazı ifadeler verdiler. Bunların hepsi gündemi doldurmak için şeyler. Yoksa gerçekte bir şey olsa, o gerçek ve dünya dışı böyle ileri medeniyetin bir şeyi olan bir şeyi herkes anında tanır. Bu bizden değil diye. Öyle bir şey yok. Bunlar hepsi dikkat ederseniz işte göreni görmüş. Yok onun amcasının bilmem nesi de görmüş de çok güvenilirmiş. Bunların şimdi bir şey yok. Anlıyorum ama belki de görülmemesini isteyen de bir sistem yok mu yani hani? Ya o görülmemesini isteyen mesela Clinton eski sevgilisiyle buluşmasını önlemeye çalıştı ne kadar. Bunu önleyebildi mi? Herif başkan. Ondan güçlü kimse yok. Dolayısıyla bu gibi şeyler saklanamaz. Ve bir gün bir yerden patlak verir. O yüzden bütün bunlar... Heyecanla bekliyoruz patlak vermesini. Ya patlayacak bir şey yok çünkü hiçbir şey yok ortada. Peki şu anlık yok diyorsunuz. Olsa yapardık. Ama yani, heyecanla bekleyenler var. Peki Evrencan, burada şunu konuşuyoruz ya acaba yavaş yavaş insan eliyle bu iklim kriziyle ilgili önlem almadığımız için, fosil yakıtları kullanmaya devam ettiğimiz için bir yok oluşa doğru mu gidiyor süreç? Çünkü bu küresel ısınmanın iklim göçlerinden deniz su yükselmelerine kadar milyon tane başlığı var. Bu zaman içinde böyle yok olup gidecek mi? Yoksa bir ihtimal ki belki işte hocanın dediği gibi bir asteroidin küçük de olsa olasılıkla 100 yıl sonra dünyaya çarpmasıyla mı son olacak? Nereden gelecek son? Bu tamamen insanın, ya bu benim fikrimi mi soruyorsunuz? Evet çünkü içgörülü bir kişi olduğunu düşünüyorum. İçgörüm ne? Hani evet. Mesela ben bir hikaye yazdım Marslarla ilgili ve o hikayede bilimin söz söyleyemediği, daha hala araştırmalar devam ediyor, ne olduğunu bilmiyoruz dediği yerde...
sanat devreye giriyor ve en ünlü sanat yorumcuları bunun ne olduğuyla ilgili bir fikir sunuyorlar ve sanat yorumu en uygun görülen kişinin bilim onu kanıtlayana ya da bilimsel olarak açıklayana kadar doğru kabul ediliyor. Ben sanatçının. Hani böyle bir dünyada, evet. Öyle bir dünya yarattığım bakış için açısıyla. Ya benim kişisel olarak şeyimi merak ediyorsanız gezegende insanoğlunun titreştirdiği frekans bu şekilde devam ettiği sürece bir şekilde bunun bir geri ödemesi olacak yani. Biz şu an gezegene borçlanıyoruz. Ona minnet ve şefkat ve sevgi ve saygımızı göstermeyerek. Aslında nasıl hep derler annene saygı duy diye. Anaya babaya saygı duy diye. Toprak ana diyoruz. Ne bileyim yani gezegene şefkat vermedikçe onun üzüntüsünü ben hani bir sanatçı olarak hissediyorum ve hani bize bir taş da gelebilir, başımıza bir şey de gelebilir. Bunlar olabilir. Çünkü bizim yaydığımız titreşim o. Çünkü sevgiyle ve şefkatle ne toprağına, ne havasına, ne suyuna yaklaşmıyoruz. Bunu öğrenmemiz, anlamamız gerekecek. Evet. Kısa bir aradan sonra Mars'ı konuşalım. Tamam. Kısa bir aramız var. Biraz da Mars'ı konuşalım diye bırakmıştık. NASA bir kaşif gönderdi Mars'a, Perseverance. O da döndü ve toz şeytanını görüntüledi. Yani toz şeytanın görüntülerini ulaştırdı. Yani dönmedi orada. Dönmedi de kareler yolladı. Yani o kareler bir araya devamlı getirildi ve bir görüntü oluştu. İşte mesela. Evet, bu mesela 21 fotoğrafı gönderdi. 21 fotoğraf da toz şeytanın hareketini göstermek için yaklaşık ama 20 bunlar, kat hızlandırılmış. Bunlar Mars'ta sık sık oluyor. Yani ilk defa olan bir şey değil. Bu şeytanlar hem Mars'ta sık sık oluyor hem de Mars'taki fırtınalar dünyadaki gibi değil. Öyle büyük fırtınalar oluyor ki tüm Mars'ın yüzeyi bir tek fırtınayla kaplı. Onun için bu küçük bir örnek ama hani şeytan meytan da var ya arada. Toz şeytanı ismi de işte, evet yani dikkat çekici. Ama hiçbir başka şeyi yok. Ama tabii Mars'ta biz gerçekten hayatı arıyoruz. Yani kendi kökenlerimiz orada olabilir diye böyle bir ihtimal de var. Çünkü Dünya ile Mars, Güneş soğumaya başladıktan sonra Mars çok küçük olduğu için Dünya'dan belki 200-300 milyon yıl önce hayata uygun hale gelmiş olabilir. O zaman hayat orada başladı da onlar bir şekilde Dünya'ya taşındı da bizler Mars'lılar mıyız? Böyle aynı şeyi söyledim hocam program arasında, reklam arasında. Senin söylediğin ne ilgisi var? Gidip geliyor muyuz acaba dedim. Gidip bana gelen fırça çektiniz ama böyle bir şey olabilir mi ya? Sadece bir defa gelmiş olabilir. Biz tekrar gideceğiz ama kendimizi bulmaya gitmeyeceğiz. Şimdi yine gideceğiz. Burada ama, olacaklar belli başımıza. Biz akıllanmıyoruz insanoğlu olarak. Gidip bak, geleceğiz orada diyorum. Orada hiçbir şey kalmamış. Hatta arıyoruz ki acaba toprağın altındaki su ceplerinde falan bir iz acaba var mı ilk diye mikropların izleri var mı? Hı hı. Ve bunların DNA'sı bizimle aynı mı? Aynı türden mi geliyoruz yoksa biz başka dünyada mı oluştuk? Bütün bunların cevaplarını Perseverance biliyorsunuz 20-30 tane küçük örnek topluyor. Bu örnekler Mars'ta çeşitli yerlere konuyor. Sonra 2025'ten sonra bunlar bir özel roketle Dünya'ya getirilecek ve dünyadaki daha büyük laboratuvarları incelenecek. O günlerde incelenecek. Göreceğiz inşallah. Mars'la ilgili hayalleri olanlar çok zaten ama dediğiniz gibi sizin de gitmeler gelmeler olmuş mu? Bunlar da ortaya çıkar. Biliyoruz ki artık dünyamızın bir şekilde ömrü var. Ya bir asteroitten ihtimal ki ama zaten hep konuşuyoruz bu programın başından beri. Kendi elimizle de zaten bir takım çabalar içindeyiz. Olumsuz anlamda söylüyorum. Kaçınılmaz bir sona doğru hazırlık yapıyoruz ama çünkü hep burada bir bizden sonraki düşünsün, sonrakiler bakar, benden sonraki ilgilenir gibi bir mantık var. Bu yüzden böyle oluyor. O zaman yeni konumuz gelsin çünkü bazı tedbirler almıyoruz. O tedbirleri almayı erteliyoruz çünkü her şeyi erteliyoruz. Kendi kendinize bunu sonra yaparım ya da hadi yarını erteleyelim mi diyorsunuz? O zaman size bir haberimiz var. Erteleme sendromu yaşıyor olabilirsiniz. Bazı gerçeklerle yüzleşmek istemeyiz. Tanık olmasından korktuğumuz için gerekli tıbbi testleri yaptırmayı erteleriz.
Nedeni ne olursa olsun erteleme, zihinsel ve fiziksel sağlığı zorlayan önemli bir engeldir. Son yıllarda ertelemelerin daha da arttığını, dikkatimizin dağıldığı ve yapacağımız işlere odaklanmakta zorlandığımızı görüyoruz. Neyse ki iyi haber, uzmanlar sistematik bir yol izleyerek bu sendromdan kurtulmak mümkün diyor. Peki gerçekten öyle mi? Neden her şeyi erteliyoruz? Yoksa bir şeylerden mi kaçıyoruz? Gerçekle yüzleşmekten mi kaçıyoruz? Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Bir insan davranışı olarak erteleme sendromunu konuşacağız. 15 dakika süremiz var. Doktor Alper Hasanoğlu bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki, bir türlü erteleyemedim ben. Gelmeyi erteleyemediniz. Erteleme ile ilgili ben de bir bu konuyu konuşacağımıza dair bir paylaşım yaptım sosyal medyada. Bir arkadaşım erteleme mi mutlaka izleyeceğim yazmış mesaj olarak. Ondan sonra da yok ya YouTube'dan izlerim diye. Yani herkesin böyle bir mücadelesi var. Aslında sabah telefonun herhalde alarmını erteleyerek güne başlıyoruz. Güne uyanmayı erteliyoruz. Sonra bir gün içinde bakalım bir dolu şey erteledikten sonra da akşam yine belki telefonla bu defa uyumayı erteliyoruz. Gerçekten erteleme hangi noktadan sonra bir sendrom veya hastalık olarak tarif edilebilir? Ben bazı şeylerin böyle her şeyin böyle çok kolayca hastalık olarak adlandırılmasının çok tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden ertelemeyi bir hastalık ya da sendrom olarak tanımlamak doğru olmaz. Çünkü bir bakmışsınız ilaç firmaları ilaç çıkartmış ertelemeye karşı ve hepimiz hapı yutuyoruz. Hapı yutmamak için onu hastalık olmaktan önce çıkartalım. Bu bir insanlık durumu. Ama tembellik değil. Tembellikle farklı tabii. Şimdi tembellik bir şeyi yapmak istememek, ertelemek ise bir şeyi yapamayacağınızla ilgili bir endişe duyma sonucunda ortaya çıkıyor. Yani ya depresyondaki insanlar ertelerler, ya çok mükemmeliyetçi insanlar ertelerler, anksiyetesi olan insanlar ertelerler. Yani bunların hepsinde de depresyondaki insan kendisini yetersiz hisseder, değersiz hisseder, hiçbir şey yapamayacağını düşünür. Zaten yataktan çıkmak için bile mecali yoktur. Erteleyebilir o. Yani ertelemek tek başına bütün başka şeylerden bağımsız bir şey değil. Ya da işte mükemmeliyetçidir. Bir şeyi en harika, en olması gereken. En uygun zamanı ve en uygun şartı bekler. Bekler ve o hiçbir zaman gelmeyeceği için ertelenmiş olabilir. Kaygısı olan insan da zaten kaygılıdır yani yapamayacağını düşünür ve erteler. Tembellik ise gerçekten çok farklı bir şey. Ertelemek bir sanat gibidir aslında. Öyle çok da güzel bir kitap vardı. Bir Fransız filozofun yazmış olduğu erteleme sanatı diye. Ben de yıllar önce Radikal'de gerçekten ertelemek gerçekten bir sanattır diye bir yazı yazmıştım. Erteleme ile ilgili bana bir hasta başvurdu. Dedi ki ben her şeyi çok erteliyorum. Bütün hayatım ertelemek üzerine kurulu. Yani yumurta kapıya dayandığında bile yapmıyorum filan. Ben dedi bununla ilgili çok uzun süre terapiye gitmeyi de erteledim ama sonunda dedi size gelmeye karar verdim. Peki dedim ben. İşte bilgiler alındı bilmem ne falan filan. Daha sonra şans eseri işte Amazon'da kitaplara falan bakarken İngilizce, Almanca ertelemekle ilgili, ötelemekle ilgili, procrastination'la ilgili kitaplar olduğunu gördüm. Aa dedim harika ben hemen bunlardan bir tane bir kitap ısmarlayayım. Hemen ısmarladım. İki günde de geldi kitap. Sonra işte kitaba baktım, ettim falan. Dedim ki mutlaka işte bu kitaptaki bu şeyleri, buradaki yöntemleri falan şey yaparım. Daha iyi bir çalışayım birkaç gün içinde. Şimdi yapamam çünkü yapmam gereken başka bir şey, daha önemli bir şey var deyip yan tarafa masamda kitapların üstüne koydum. Sonra araya başka şeyler girdi falan filan. İşte başka kitaplar bilmem neler o kitabın üstüne eklendi. Sonra bir baktım ben işte asistanım o gün gelen hastaların listesini verdi. Bir baktım erteleme ile ilgili sıkıntısı olan vatandaş da geliyor. Eyvah dedim bakmadım ben işte bakmayı erteleye. Şimdi kitaba da bakmadan şey oldu. Şimdi sonra işte oturdu karşıma.
Evet dedi, erteleme ile ilgili bir şey konuşacaktık falan, ne oldu, ne yapabiliriz? Dedim ki ertelemek yalnızca bir belirtidir, biz bunun derinlerine bakalım, bir çocukluğa inelim, ertelemeyi daha sonra bakmak üzere. Erteleyelim onu dediniz. Şimdi ertelemek böyle bir şey. Evet. Ama bu arada da mesela bir istatistik, insanları, siz kaç yaşındasınız? 27. 30 yaşın altındakiler en çok erteliyor. Öğrenciler mi erteliyor? 30 yaşındaki erkekler ve işsizler. En çok erteleyenler bunlar. Hı. Evrencan, erteliyor musun? Yani ben bende sancı yaşanıyor. Çünkü doğurmak üzere olduğum eser nasıl çıkacağı, her zaman beynimin içindeki akış o kadar hızlı değişiyor ki. İçindeki yaratım da sürekli değişiyor. Şimdi lafı dolandırmayın lütfen. Erteliyor musunuz, ertelemiyor musunuz diye sordu. Ben mi? Açıklıyorum evet. Şu an. Bana ayrılan 30 saniye içinde açıklayacağım. Hiçbir şey ertelemiyorum. Sadece süreç içerisine geçen sancılı dönemi açıklamaya çalışıyordum. Hı-hı. Hani aynı bir doğum sancısı gibi. Böyle bir şeyin çıkma hali var. Hı-hı. O sırada içeride sürekli bitmeyen bir döngü oluyor ama bir yerde içerideki yaratımı iz düşüm olarak fiziksel dünyaya fırlatmam gerekiyor. Ve o esnada da işte tam o sendroma giriyorum. Yatıyorum. Ya of, yapmasam mı? İki gün böyle çok yorgunum. Hani öyle şey, aslında yorgunluk yok. Hiçbir şey yapmamışım. Evde duruyorum. Ama onu bitirmem gerekiyor aslında. Ve en son kelime diyorum ki, kızıyorum yani. Hı-hı. Evren, kalk. Otur şu bilgisayarın başına. Başta kaydetmeye. Artık yolda kendin gerisi gelecek yani. Hani öyle bir ilginç bir şey oluyor ve gerçekten o böyle bir sıkışmaya neden oluyor bende. Ve böyle tam olarak yapamayacağım korkusuyla beraber böyle iki gün kendimi aslında durduruyorum. Ama bir yerden sonra... Mükemmeliyetçilikle ilgili olabilir mi bu mesele? İşte yani en iyi formatı hangisi tam olarak bilmediğim için. Çünkü tam kalkacağım masadan, ha bu çok iyi bir hal derken içeride yeni bir varyasyon çıkıyor. Oradaki solo, oradaki ritim. Hayda, şimdi yine oturuyorum. Ya acaba en iyisi bu değil mi diyorum falan. O çok zor oluyor. O yüzden diyorum ki yani ne yaparsan yap senden çıkacağı için birbirine çok yakın. Yani farklı zaman kırılmalarında hepsi aynı sen olduğu için, amacı aynı şey olacağı için çok da düşünme. Artık o kadar da kafa yorma ve yolculukta artık ne olacaksa olsun deyip yani oturuyorum tekrar artık masaya. Başlıyorum. Ama çok ilginç bir süreç. Evet, yani resmen bir doğum sancısı. Sancılı bir süreç yani. Tabii bir sanatçı için kuşkusuz. Hemingway'de Silahlara Veda'nın sonunu 35 ayrı son yazmış mesela. Evet, o da ertelemeyle işte. İlgili bilmiyorum ama yaratıcılık biraz evet. Böyle şeyleri. Bir günlük ertelediğimiz işler var. Bir de belki daha geniş baktığımızda hayatta ertelediklerimiz var. Evet, günlük bunu yapmayı erteliyorum, bu yazıyı yazmayı, şunu okumayı erteliyorum. Belki biraz daha kabul edilebilir ama iş değiştirmeyi erteliyorum, evlenmeyi erteliyorum, çocuk sahibi olmayı erteliyorum. Konuları olunca sanki bir bakmışsın ömür ertelenmiş. Yani bu tür kararlar almak, böyle önemli kararlar almak kolay değil ya. Yani ertelememek de çok da kolay değil o açıdan. Yani hani şöyle bir şey yok. İşte evleneyim mi, evlenmeyeyim mi? Evlensem mi daha iyi, evlenmesem mi daha iyi sorusuna gerçekten bir somut, bir hakiki bir yanıt alabilmemiz, gerçek bir yanıt alabilmemiz mümkün değil. Çünkü hani benden iki tane olsa, birisi evlense, birisi evlenmese ve 5 sene sonra baksak, ha deriz bir tanesi şey, ama bu yalnızca bir sezgi ve karar. Ama kendimize çok güvenmiyorsak, kendimizle ilgili bir güven duygusu eksikliği varsa, güven eksikliği varsa, işte hafif kaygılıysak, biraz mükemmeliyetçiysek, o zaman her şeyi ertelemeye başlıyoruz ve buna suçluluk duygusu eşlik etmeye başlıyor sonra da. Evet. Çünkü işte yapamadım, edemedim, şunu erteledim. Çünkü bütün erteleyenlerin kocaman şeyleri vardır, böyle checklistleri vardır, kontrol, yani defterleri vardır. Bugün yapılacaklar, bu hafta yapılacaklar, bu yıl bitmesi gereken şeyler filan. Böyle bir sürü şeyler olur. Sonra ama şimdi en birinci sıraya, en üst sıraya neleri yazarız? Çok önemli olanlar değil mi? Böyle illa halledilmesi gerekiyor diye. Böyle işte 5. 6. sırada daha böyle kolay şeyler olur. Şimdi tam işte yapayım ben bilmem ne derken
ya işte 5. sıradakini hallediveririm, 6. sıradakini hallediveririm filan. Onlar çünkü kolayca da hallolur. Çünkü artık çok da önemli değildir ve çok da korkmam bundan yanlış yapacağım diye. Ama onlarla uğraşırken 1. 2. sıradaki o gün halledilmesi gereken önemli şeyler yavaş yavaş önemini yitirmeye başlar. Sonra öbür gün, öbür gün falan başka önemli şeyler çıkar. Bu liste yeniden tavsiyesi o zaman doğru değil mi, yoksa yanlış mı uygulanıyor? Yani siz size gelen birine liste yapıyor musunuz ertelememek için yanına işaret koyduğunuz? Ben hep yapıyorum bu arada. Tabii tabii. Nazar ben, boncuğu koyuyorum önemli olanların yanına. Ben 2019 yılından kalma bir deftere baktım. Kalmış böyle benim defterlerimden bir tanesine yapılması gereken şeylere. Evet. Bir baktım işte 10 tanelik şey listesine yalnızca birini yapmışım. Yıl 2023. Ben böyle 2 sene önceki şeye gidip o zaman hayalim olan bitiremediğim herhangi bir X bir proje ya da birisine bir şey hediye etmek saçma sapan bir şey de oluyor. Onu bunu yap, şöyle bir şey yap, ona bir hediye ver ya da ne bileyim işte şuradan şunu al, o işte yoldan geçen teyzeye şöyle şunu söyle güzel, hani böyle yapmam gerektiğini düşündüm ama hayat sıralamasında hep arkada kalan ama yapılsa da böyle içim rahat edecek şeyler var. Şimdi zaten o listede o checkliste şey attığımız zaman rahatlıyoruz ya. Çok rahatlıyorum. Çok, çok güzel bir duygu oluyor. Mükemmel. Böyle, yani böyle. Evet. Evet. Böyle bir rahatlama. Sonra işte o, ama o listede siz üsttekileri yapmadıkça onlar önemsizleşiyor ya. Ve daha önemliler üst sıraya çıkıyor ya. Şimdi ondan sonra o kadar da artık yapmanız gerekmeyen, geçen haftanın önemli şeylerini de yapmaya başlıyorsunuz falan. Bu arada durmaksızın bir suçluluk duygusu var. Sene sonunda bakıyorsunuz. Durmaksızın suçlusunuz ama bir sürü şey yapmışsınız. Ama yine de bu nasıl bir loop? Evet. Yani bu nasıl, bunu nasıl dönüştüreceğiz? Ben de aynı şeyi hissediyorum. Mesela hiçbir zaman kendime yetmiyorum. Potansiyelime eriştiğimi, kendimi hak ettiğim, o ilgiyi gösterdiğim, emeği gösterdiğimi hissedemiyorum. Ama sürekli insanlar diyor ki, abi ne yapıyorsun? Sürekli çalışıyorsun, sürekli bir şeyler yapıyorsun. Dinlenmeyi erteleyenler, ondan bende de var. Ama kendine, bu duygunuz olduğu için üretebiliyorsunuz. Mesela yapabildiğinizi düşünün, yettiğini düşünün, yapmazsınız. Evet, dururum. Tabii ki. O zaman da gerçekten yapamamış olursunuz. Evet. Yapamamış olma, yetememiş olma duygusu bizi bir şeyler yapmaya yeter. Peki günlük ertelemelerin içinde şunu nereye koyabiliriz? Örneğin bir kıyafet alıp heyecanla ama onu giymeyi ertelemek. Bir eşyayı kullanmayı ertelemek gibi. Şimdi seksist bir cümle kurmuş olmayayım ama ben mesela üzerime dolabı açtığımda üst tarafta ne varsa onu alır giyerim. Ama mesela kadınlar biraz daha farklı hazırlanabiliyorlar. Biraz daha dikkatli olabiliyorlar. Öyle bir durumda yalnızca giysiyi almış olmak yeterli olmuyor. Banyoda tartıya çıktığınızda yarım kilo falan fazlaysa bu giysiyi taşıyamayacağım ben deyip öyle bir erteleme de söz konusu olabiliyor diye düşünüyorum ben. En azından bana gelen danışanlarımdan bunu. Nasıl en çok hangi erteleme örnekleriyle karşılaşıyorsunuz? Yani o böyle şey söz konusu olmaz. Hani bir, hazır bir şey yok ama herkes için en önemli olan şeyler erteleniyor. Yani herkes kendisi için önemli olan şeyi erteliyor. Kitap yazmayı çok önemliyorum ve mesela buna bir türlü başlamıyorum gibi. Gibi tabii. Bitirmemek. Ben mesela bitirmemeyi tercih ediyorum. Kitap yazmaya başlamak benim için çok kolay. Bitirmemeyi tercih. Ama zaten bu bizim için... Bu Katip Bartlevi'nin lafı gibi oldu. Yapmamayı tercih ediyorum. Hayat sınavının... O başka bir şey ama yani. Başladığı yerlerde tam bizi dönüştürecek, bizi başka bir hale sokacak ve eskisi gibi olamayacağımız için bir yandan rahatlık alanımızda kalarak onu erteliyoruz ki şu an rahat olduğumuz pozisyonda daha rahatsız bir yere mi geçeceğiz acaba? Halbuki bir sonraki sene, yani yarınki Seda'yı erteliyorum ya, bir sonraki zaman. Seda, evet. Bir sonraki insan, bir sonraki sen, yani ona aslında bir geçiş. Yani başlamak da mesela başlamayı seviyorum ama bitirmeyi erteliyorum diyorsunuz ya. Bitirince yeni bir başlangıç olma ihtimali var ama bilinmezlik her zaman insanı korkutan bir şey. Şimdi onunla tetiklediği bir şey olabilir. Bir de şöyle de bir şey var. Bitirdiğiniz zaman ya güzel olmazsa, bitirmezseniz daha güzel yapma olasılığınız her zaman var. Daha iyi hale getirme olasılığınız hep var. Tabii. Ama bitirirseniz sizden çıkar ve siz bir bakarsınız olmamış. Utanma duyguları da eşlik eder kendimize mi buna? Kendimize yüksek standartlarımız varsa, yani işte mükemmeliyetçilik, evet, gibi bir şey varsa zaten
Niye insanlar mükemmeliyetçi olur? Mükemmeliyetçi oldukları için eleştirilmekten korkmazlar. İnsanlar eleştirilmekten korktukları için mükemmeliyetçi olurlar. Benim babam bütün çocukluğumda senden bicecik olmaz diye büyütürse, ben ondan sonra hiçbir şey, yani en ufak bir şeyi bile mükemmel yapmaya çalışırım ki bu eleştiriden sıyrılabileyim. Sonra baba ortadan kalksa bile o baba öyle bir girer ki içimize, sanki kendi sesimiz gibi olur. Biz mutlaka en iyisini yapmak zorunda olduğumuzu kendimize söyleyip dururuz ve kendimizi mükemmeliyetçi sanırız. Halbuki o içimizdeki baba sesidir. O baba sesine, o babaya abi beni bir rahat bırak diyebilirsek, abi diyebiliriz, evet, babaya, evet, bazen. Öldü ya o yüzden. O zaman daha kolay olur hayat. Ama işte o onu kendimiz olmadığını, o içselleştirdiğimiz bir ebeveyn sesi olduğunu anlayabilmemiz çok fazla kolay olmuyor. Biz kendi, evet, ağzımızdan çıkan her şeyin bize ait düşünceler olduğunu zannediyoruz. Bu erteleme konusunu anlıyoruz ki zamanla hiçbir alakası yok. Aslında duygularımız ve kendimizle alakası var. Çok kendimizle teşekkür ederim. İlgili yargılarımızla. Yargılarımızla alakası, evet, var. Evet. Bazen peki de ertelemek hakkımız ama. Siz anlasın da şimdi hak verdim. Ya. Zaten biraz sanat diye başlamıştı, evet, bu konuda. Ertelemek bir sanat diye. Evet. Peki, doğru kullanıldığında harika bir sanat olabilir. Evet. Ama erteleme hakkımız var. Erteleme de bir sanat. Böyle de bakabiliriz ama şimdi hiç ertelemememiz gereken ve bilmemiz gereken bir konuya geçelim. Sarı konu gelsin. Meme kanseri neden artıyor? Meme kanserinin son yıllarda görülme sıklığı oldukça arttı. Dünyada yılda 1.7 milyon kadına meme kanseri tanısı konuyor. Başlıca nedenleri arasında hareketsiz yaşam, şişmanlık, sağlıksız beslenme, kadınların daha az ya da geç doğum yapması ve daha az süre emzirmesi geliyor. Hastalıkla mücadelede en önemli etkense erken teşhis ve etkin tedavi. Genellikle ilerleyen yaşlarla beraber görülme sıklığı artsa da meme kanserinden korunmanın bir takım yolları bulunuyor. Meme kanseri neden artıyor diye konuşacağız. Stüdyomuzda bizimle birlikte bir konuğumuz var. Meral Günaldı, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Hoş geldiniz. Bir de bu konuyu uzaktan konuklarımızla konuşacağız. Muş'a bir bağlantı yapalım. Orada 10. Uluslararası Onkoloji Günleri devam ediyor. 4-9 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor bu günler. Orada da bizimle beraber Salih Yüce, Onkoloji Hastalıkları Yardımlaşma Derneği ve Sevgi Derneği kurucusu ve Profesör Doktor Özlem Sönmez, tıbbi onkolog. Hoş geldiniz Muş'a, sevgiler. Merhabalar, şimdi, Muş'tan herkese selamlar. Sevgiler. Teşekkürler. Teşekkürler. Hiç ertelemeden 15 dakika içerisinde bu konuyu konuşmaya çalışacağız şimdi. Hemen kadınlar neden meme kanseri oluyor, meme kanseri neden artıyor? Sizinle başlayalım Muş'tan. Merhabalar tekrar. Bir defa kadın olmak meme kanseri riskinin en fazla nedeni. Kadın olmak diyorum çünkü 100 meme kanseri kadına karşılık bir erkekte de meme kanseri görülebiliyor. Neden daha fazla artıyor? Aslına bakarsanız biraz tanı yöntemlerimizin artmasıyla beraber bir göreceli artış da var olmakla birlikte. Tabii ki son zamanlarda yaşam tarzımızın değişikliği, daha fazla sedanter yaşıyor olmamız, her yere arabayla gitme çabasında olmamız, alkol ve sigara kullanımı, her kanserde olduğu gibi kötü beslenmede meme kanserinin ve diğer kanserlerin artmasına neden oluyor. Peki buradan devam edelim. Nasıl ipuçları verir meme kanseri, nasıl belirtileri vardır? Neye karşı uyanık olmalıyız? Özellikle de meme kanserinin en sık nedeni ağrısız kitledir. Yani %70-80 olgunda ağrısız olarak kendini gösterebilir ele gelen bir kitleyle.
Ardından memede şekil değişikliği olabilir ya da meme başından süt veren annelerin dışında, sütün dışında başka bir akıntının olması olabilir. Ya da memede şekil değişikliği, çekinti olabilir ya da koltuk altında kitleyle de kendisini gösterebilir. Belirtiler bunlar da. Evet, erken teşhis için kontrollerin zamanda yapılması mutlaka önemli. Oradaki yaş durumunu da ve sıklığını da bir hatırlatırsanız. Özellikle de 20 yaşından sonra her kadının kendisini mutlaka kendi kendine meme muayenesini yapmasını öneriyoruz her ay. Ve yılda bir doktor muayenesi zaten her kadının gitmesi gerekir. Hı hı. 40 yaşından sonra da tarama yöntemlerinden meme ultrasonu ve mamografinin yapılmasını mutlaka öneriyoruz. Harika. Şimdi tekrar Muş'a bir bağlantı yapalım. Salih Bey, sizinle devam edelim. Duyabiliyorsunuzdur beni. Şöyle sorayım. Bölgesel olarak, kültürel olarak farklılık gösteren ya hastalığa yaklaşım farklılıkları var mı? Ve bu hastalıkla mücadelede nasıl sonuçlar doğuruyor? Var aslında. Bunu saygıdeğer bilim insanlarımız daha açık bir şekilde söyleyebilirler. Ama ben de kendi bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Bizde daha çok mide ve bağırsak kanserleri yoğunlukta. Ama meme kanseri üzerinden konuşacak olursak, kırsal kesimlerde kadınlarımız biraz daha kış olanaklarında doktora, hastaneye gitmekte sıkıntı çekmekteler. Yazında özellikle çalıştıkları için yine aynı şekilde gitmekte sorun yaşamaktalar. Aynı zamanda kırsal kesimde yaşadıkları için biraz daha utangaç durumda olduklarından dolayı bunu kendi eş, kardeş veya anne babalarına söylemekte, utangaçlık yaşadıkları için söylemekte güçlük çekiyorlar. Daha ileri evrede bunu tespit edebiliyorlar. Son zamanlarda devlet hastanelerinde mamografi bulundurmakla birlikte yine hani daha erken tanıda belki gidip yaklaşmaktadırlar. Fakat biz dernek olarak 2010 yılında bir mobil mamografi tarama aracı oluşturmuştuk. Kırsal kesimde kadınlarımıza biz ulaşalım demiştik. Ve bu amaçla İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte kendimiz kırsal kesimde köylere, özellikle ilçelere gitmiştik. Kadınlarımıza ulaşmak için o bölgedeki, kırsal kesimdeki kadınlarımızın gittiğimiz bölgede mamografilerini çekiyor ve meme kanseriyle ilgili bilgilendirmede bulunuyorduk. Bugünkü şartlarda tabii ki hala yani bu zorluklar yaşanmakta, özellikle utangaçlıklarından dolayı veya meme dediği zaman biraz daha uzak kaldıklarından dolayı böyle bir zorluk yaşıyorlar. Biz de tam bu anlamda aslında Uluslararası Onkoloji Günlerini Muş'ta yapıyor olmamız da biraz bundan dolayı yani meme kanserine dikkat çekmek istiyoruz. Tam böyle bir Ekim ayında, 1-31 Ekim ayında Muş gibi bir yerden uluslararası anlamda meme kanserine dikkat çekerekten kadınlarımızın bu konuda daha bilinçli, daha kendilerine özgür hissetmelerine, özellikle kendi sağlıklı yani memelerini tanımaları, kendi vücutlarını tanıyaraktan bir bilim insanlarımıza, ilgili hastanelere ulaşmalarını sağlamalarını istiyoruz ve bununla ilgili de kendi kongremizde, kendi toplantımızda ilgili bir bilim insanlarımız konuşmalarını yapmaktalar. Çok değerli, çok kıymetli. Harika. Çabalar, işler bunlar. İnanılmaz. Gerçekten tebrikler. Sahiden ne kadar çok kadının kim bilir hayatına dokundunuz, dokunuyorsunuz. Burada gerçekten sizin fikrinizi de alayım. Cinsiyet ayrımcılığının kansere olan etkisi nedir? Cinsiyet ayrımcılığı derken? Cinsiyet ayrımcılığı derken kadınlara olan yaklaşım, şöyle bir örnek verebilirim. Şimdi mesela İngiliz bir gazete, Guardian gazetesinin bir raporu, bir raporu yayınladı gazete ve dedi ki 185 ülkede kadınları ve kanseri inceledik. Toplumdaki eşitsiz güç dinamiklerinin kadınların kanseri önleme ve tedavi deneyimleri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koydu. Aslında biraz Salih Bey'in anlattıklarından da yola çıkarak sormak istedim. Aslında o kadınların belki de utangaç ya da çekingen olması, belki de korkularının olması, kaygılarının olması. Az evvel de konuşulduğu gibi aslında bu kaygı, korku ertelemeye de neden olmakta. Yaşa bakmaksızın polikliniğe gelen hastalarda ilk fark etme, fark ettikleri halde öteleme, bana bir şey olmaz gibi bir düşünce. Hatta hem ileri yaşlı, 70 yaşın üstündeki hastalarda da aynı şekilde ya da 40 yaşın altındaki hastalarda da aynı şekilde bir korku ve kaygı, bir kaçınma duygusunun
olduğunu görüyoruz zaman zaman. Kadınların belki de evet biraz daha çekingen bir yapısının olmasıyla ilgili olabilir. Bu meme kanseri farkındalık ayı ya da bu tür faaliyetler gerçekten de kadının kendi meme dokusuyla farkındalığının arttırılması konusunda iyi bir motivasyon olmakta. Ve gerçekten de çabaları için Muş'taki ekibe de çok başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Muş'ta konser vermiştim. İnanılmazdı. Öyle İnanılmazdı. Mi? Ne güzel. Böyle, selam olsun. Selam olsun. Koşulsuzca halay çekmişlerdi ve kişisel self expression'ı, kendilerini o şekilde mutluluklarını ifade ediyorlardı ve ben aşırı mutluydum. Yani konser boyu halay çeken bir ekip var ve böyle 1000-2000 kişi vardı. Çok ne güzel, mutlu. Umarım tekrar selam olsun gidersiniz. İnşallah bir daha gidelim. Özlem Hanım'a da bir soru sormak isterim ben. Canan Dağdevren'in, Profesör Canan Dağdevren'in Amerika'da bir keşfi oldu. Biz de haberlerini yaptık. Bir röportajda yapmıştım ben de kendisiyle. Erken teşhisle ilgili giyilebilir bir sütyen, zaten giyilebilir teknolojiler üzerine çalışıyor, geliştirdi. Ne kadar anlamlı böyle buluşların, teknolojilerin olması, bunların aslında günlük hayatta kullanımıyla ilgili, kadınlara ulaşmasıyla ilgili ne kadar süreler var önümüzde? Bize nasıl günlük hayatımızda ve bunu kansere karşı erken teşhiste ne zaman işe yaramaya başlar? Aslında bilim o kadar hızlı ilerliyor ki son 10 yıla baktığımız zaman önceki 50 yıllardan, 100 yıllardan çok daha hızlı ilerliyor. Her geçen gün bizim tedavi alanındaki bilgilerimiz de ve ulaştığımız tedavi şekilleri de artıyor. Ve bu tekniklerin de çok kısa sürede bizim kullanım alanımıza gireceğini düşünüyoruz. Kesinlikle çok önemli olacak. Neden? Çünkü meme kanseri erken tanındığı zaman %95'in üzerinde bir oranla tamamen hayatımızdan çıkabiliyor. Organ korunuyor ve en önemlisi hayat korunuyor. Biraz evvel konuşuluyordu ya, kadınlar utanıyorlar, çekiniyorlar. Gerçekten de ülkemizde özellikle doğu kesimlerde meme denemiyor. Yani meme değil, göğüs kanseri deniyor. Aslında göğüs deyince biz akciğer hastalıklarını, toraks akciğer hastalıklarını anlıyoruz. Meme demeyi bir rahatlatmak gerekiyor. Biz burada Muş'ta gerçekten Avrupa'nın pek çok yerinden kardeşlerimizle, ülkemizin pek çok yerinden hocalarımızla ve bir sürü sivil toplum örgütüyle hep beraber bir şenlik havasında hem bilimsel hem toplumsal, gerçekten biraz önce de stüdyoda konuşuldu, biz sizleri göremiyoruz ama bir akşam da farkındalık yürüyüşü yaptık. Ciddi bir şenlik havasında yapıldı. Ne kadar çok kadına ulaşabilirsek, ne kadar çok kadına erken tanıya yönlendirebilirsek bizler o kadar da mutlu olmuş oluyoruz, kazanmış oluyoruz. Şunu da ilave etmek istiyorum izninizle, eğer vaktimiz varsa. Bizler öncelikle hastalıklardan korunmaya çalışırız, Koruyamıyorsak erken yakalamak için uğraşırız. Olabiliyor ya, bazen de erken yakalayamayabiliyoruz. Herhangi bir nedenle ya hasta gelmeyebiliyor ya da tanı konamıyor. Bir şekilde geç kalınmış olabiliyor. Evre 4 hastalık dediğimiz zaman herkes diyor ki evet son evredeyim, iş işten geçti, yapacak bir şey yokmuş artık. Yok, öyle değil artık. Lütfen kanserden korkma, geç kalmaktan kork kısmındaki korkuyu da kaldırmak istiyoruz. Bir şekilde geç kalmış olsanız da lütfen korkmayın. Hem bu giyilebilir meme kanseri tanı araçları gibi hem tanıdaki hem tedavideki gelişmeler o kadar hızlı ve o kadar yüz güldürücü ki evre 4 dediğimiz hastalıkta da biz hastalıkları bir şeker hastalığı, bir tansiyon hastalığı gibi uzun dönemli kronik hastalıklar seviyesine döndürmeyi başarma yolundayız. Pek çok alt meme kanseri alt grubunda da başarmış durumdayız. Özlem Hanım, gerçekten Salih Bey'e bu anlamda bir son söz vermek isterim. Çünkü kendisi de bu yollardan geçmiş. Aslında tam da sizin örnek olarak verdiğiniz neden korkulmaması gerektiğini bize anlatacak kişi. Evet. Çünkü kanseri geride bırakmış birisi. Belki de bu yolculuğu bize anlatmak istersiniz Salih Bey. Ben kendim de 99 yılında yumuşak doku kanserine yakalandım.
Aslında tam da ben de hastalara bu konuda söylemek istiyorum. Muş gibi bir yerde kansere yakalandım. 99 gibi bir yılda kansere yakalandım. O döneme bakacak olursak ülkemizde yaklaşık 25 tane onkoloğumuz vardı. Ve tıp bu kadar ilerlememişti. Bugün saygıdeğer Özlem Hocam'ın da dediği gibi bilim o kadar hızla gelişti ki, o kadar hızla ilerliyor ki gerçekten hem teknoloji olarak hem de bilim insanlarımız olarak ülkemizde son derece, yani bugün burada gördüğümüz tedaviye aynı şekilde gidip Amerika'da ve gelişmiş bütün ülkelerde görebiliyoruz. Bilim insanlarımıza o kadar güvenebiliriz ki, yani son derece iyi yetişmiş bilim insanlarımız mevcut ülkemizde. Ve biz artık kansere tedavi edilebilir bir hale geldiğini biliyoruz. Benim yaşadığım, kanseri yaşadığım dönemlerde kanser eşittir ölümdü ve biz öyle biliyorduk. Ama bugün artık öyle konuşmuyoruz. Kanser tedavi edilebilir bir hastalık olarak görüyoruz. Ben her yıl Amerika'ya, işte Avrupa'ya hasta kongrelerine gidiyorum. Orada da çeşitli toplantılara katılıyoruz. Konuşmalara yer alıyoruz. Oradaki gündemleri de takip ediyoruz. Kendi bilim insanlarımıza sonuna kadar güvensinler. Kendi hastanelerimize sonuna kadar güvensinler. Gerçekten ülkemizde son derece güvenilir bilim insanları mevcut, son derece güvenilir hastaneler mevcut. Bu konuda biz ülke olarak gayet gelişmiş bir noktadayız. Bugün burada Muş'ta da yapmış olduğumuz kongrede de gördük ki, bu toplantıda da gördük ki gerçekten insanlarımız, hani bu konuda hastalar da iyi bir derecede kendilerine yani tedavi anlamında iyi bir noktaya gelmiş durumdalar. Dolayısıyla benim gibi, yani hastalar bize örnek alacak olurlarsa, benim gibi coğrafik olarak zor bir yerden bu kadar başarılı bir noktaya gelmiş birisini gördüklerini göreceklerse görsünler ve kendileri için de bir umut olarak görsünler. Benim gibi nice hastalar var ve bu onlar için umut olsun. Gerçekten evet. Biz umutla bakıyoruz, umutla görüyoruz. Onlar da bize örnek alsınlar ve biz onlar için umut olmak için her gün, her zaman yanlarında olmak istiyoruz. Harika. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Muş'a da sevgiler. Bu konuyu ele aldık. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Ve şimdi yeni bir konuya geçeceğiz. Çok teşekkür ediyorum size de katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıksa da öğrendik ki görülme sıklığı artsa bile ilerleyen yaşlarda biz meme kanserinin erken ya da geç hiç fark etmez önüne geçebiliyoruz. Çünkü erken teşhis diye bir gerçek var hayatımızda. Düzenli kontroller var. Kadınlar istemeleri halinde düzenli kontrollerini yaptırarak kanseri yenebilirler, kanserin önüne geçebilirler. Zaten kadınlar ne isterse yapabilirler. O zaman yeni konumuz gelsin. Kadın isterse itfaiye şoförü de olur. Kadın isterse dünya değişir. Ceyda Cırık. Sağlık Meslek Lisesi'nin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü bitirdi. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümünden mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı sınavı da kazanarak itfaiye eri oldu. Sokaklarda yangına müdahale eden büyük araçları kullandığı gibi büyük başarılara da imza attı. Bugün gerçekleşen mücadelelerde kadınlarda Türkiye rekorunu da elde ettik. Sevgili Ceyda Cırık'ı bir kez daha kutluyoruz. Bir büyük alkış daha gönderelim lütfen. İtfaiye milli takımına seçilerek Özbekistan'da düzenlenen itfaiye arama kurtarma dünya olimpiyatlarına Türkiye'den giden iki kadından biri oldu. O şu anda ilk kadın itfaiye şoförü ve pelerinsiz bir kahraman. Günümüzde artık meslekler böyle cinsiyete göre değil, tamamen isteğe göre tercih ediliyor. Daha düne kadar kadın yapamaz, beceremez denilen her mesleği, her işi kadınlar pek de güzel, çok da güzel yapıyorlar. İşte onlardan biri. Yürüyün kadınlar, bastırın kadınlar. Evet, kadın isterse her şey olur, her şey yapar. İtfaiye şoförü de olur ve siz de bizimlesiniz. Ceyda Cırık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevlisiniz itfaiye şoförü olarak.
Bu bölümümüz 15 dakika, yine süremiz var. İlk kadın itfaiye şoförü diyebiliriz herhalde size, evet, değil mi? Evet. Hız çok önemli işinizde. Hızlı, evet, olmanız gerekiyor. Sizin rekorunuz da var zaten, bir hız rekoru değil mi? Engelli koşuda bir hız rekorunuz, evet, var. Evet. Evet, çok önemli hız sizin için. Kocaman bir araçla herkesin kaçtığı yere siz hızla gitmeye ve girmeye çalışıyorsunuz. O anons geldiğinde kaç saniyede çıkmanız, terk etmeniz gerekiyor binayı? En geç bir dakika. En geç bir dakika içerisinde araç garajdan çıkmış olması gerekiyor. O anda orada nasıl bir ortam oluyor? Yani şöyle, o anda herkes... Her şeyi yapıyor olabilirsiniz bu arada. Tabii tabii, her şeyimiz. Ofiste oturuyor olabilirsiniz, çay içiyor olabilirsiniz, her şeyi. Yani her şeyi yapıyor olabiliriz. O sırada bize anons geliyor. Işıklı sistemlerimiz var bizim, trafik ışıkları gibi, ve ışıklarımızın araçları var. Hangi ışık yanıyorsa ona göre anons gelir ve araç çıkış yapar. Işık yandığı an yerinden kalkarsın ve garaja koşarsın. Ki koşman gerekiyor çünkü bir dakikan var. Araç çıktığın kalırsın yoksa. Hali şoför olduğum için mecbur benim o aracı çıkarmak için koşmam gerekiyor. Orada çok böyle aksiyonlu bir an yaşıyoruz zaten böyle. Hep filmlerde olur ya böyle, birinden kaçar gibi falan. O direkt var mı aşağı vız diye kaydırın? Yok, hayır. Onlar gerçek mi? O soruyu da sorayım arada. Kaymalı direkler yok. Ama bolca koşma var. Koşma. Evet, tabii, evet, o sırada herhangi bir yerde olduğunuz için engellerin üstünden de atlamanız gerekiyor. Her şey yani. Her şey. Merdivenleri ikişer olarak inmek ya da işte bir kapıdan geçerken hızlıca dönmek vesaire. Hani diyorum ya, önünüzde olan ne varsa yani. Onları kesinlikle aşmak gerekiyor. Evet. Buna hazırlanırken birçok eğitim aldınız. Birçok da performans gösterdiniz. Evet. Orada hız önemli dedik ama bilmiyorum, ağırlık kaldırmak, bir makineyi çalıştırmak, o ağırlıkla merdiven çıkmak, inmek, bunları biraz anlatır mısınız? Mesela kaç kiloyla ne kadar merdiven çıktınız? Yani şöyle, zaten normalde yangına girerken yangıncı kıyafetlerimiz, kullandığımız tüpümüz, tabii, toplamda 38 kilogram. Başlı başına hiçbir zaten şey yoksa, ağırlıkla. Aynen, hiçbir şey yoksa elimizde sadece 38 kilogram taşıyoruz zaten. Bunun üzerine kullanmamız gereken ekipmanları da aldığımızda bu daha da üstüne çıkıyor. Ve bunun için zaten kesinlikle güçlü olmamız gerekiyor. Ve bunun için de kesinlikle spor yapmamız gerekiyor, evet, ki mecburen yapıyoruz. Kaç kilo, kondisyonu o sürekli... kıyafetle beraber kaç, mesela nasıl 50-60 kiloluk bir insanı kaldırabilir misiniz? Yani eğer iyi bir spor yaparsanız kaslarınızı güçlendirirseniz. Hayır, siz. Ben 80 kiloya kadar kaldırabiliyorum. İnanamıyorum. Evet. Yani bu şöyle mi? 38 kilo zaten üzerinizde var ve siz 80 kiloyu kaldırabiliyorsunuz, evet, ayrıca. Evet. Ya çünkü bu iş şöyle, eğer bunu yapmazsanız eğer, bu bir gün siz, bir gün siz ya da bir gün benim ekip arkadaşım yangının içerisinde kaldığında sen o insanı oradan çıkaramazsan eğer, o vicdanla zaten bir ömür yaşayamazsın. En kötü bunun için yapman gerekiyor. Çünkü bizim işimiz kesinlikle ben bunu yapamam, kaldıramam. Ya bunları kabul eden bir iş değil. Yapamazsan birinin canına mal olur bir şeyler. Evet. Bir de sadece konu tabii insan da değil, her tür her şey, canlı. Her çünkü şey. Siz evet, trafik kazalarında insanları çıkarıyorsunuz sıkıştığı yerlerden, hayvanları kurtarıyorsunuz. Evet. Sel oluyor bir yerlerden, su boşaltıyorsunuz, su çekiyorsunuz, evet, değil mi? Aklıma bir çırpıda hepsini bunlar yaptım. Geldi. Yaptınız mı? Evet, geçen yıl Esenyurt'ta su baskınları vardı, orada görev yaptım. Yani gerçekten bunların hepsi tamamen dirayet ve güç istiyor. Yani işim tamamen yani dinç bir vücut, güçlü bir vücut ve gerçekten hani nasıl diyeyim, psikoloji olarak da çok mental, iyi bir psikoloji olarak da, istiyorum. Mental olarak da çok iyi olmak gerekiyor. Gerekiyor. Şimdi muhtemelen o mental o tarafı güçlendiren sizin aslında uzatmış olduğunuz o el. Çünkü o elin ucunda can var. Onu bildiğiniz için evet, mental olarak, zihinsel olarak çok yorsa da sizi, hı hı, başardığınız bu şey ortada, yani, onun karşılığı yok, tarifi yok zaten. Yani kesinlikle onun, kesinlikle biri çıkıp bunun tarifi var diyemez çünkü yok. Onun mutluluğu, onun vermiş olduğu huzur, yani onun vermiş olduğu şeyle başını yastığa koymuş olmak, bunun kesinlikle hiçbir tarifi yok. Ve dediğim gibi sadece bunun için bile bu iş yapılır. Evet. Bir yandan da kendi can güvenliğinizi de riske atıyorsunuz tabii birçok işte. Ve her sabah evden nasıl ayrılıyorsunuz? Yani şöyle, evet, o evden çıktığında değil geri mi? Gelememe riskin gerçekten çok yüksek. Hatta 3 gün önce bir tane itfaiyeci arkadaşımızı kaybettik Ankara itfaiyesinden. Evet. Başınız sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Başınız. Teşkilatımızın başı sağ olsun. Yani biliyorsun, evet, gittiğinde geri dönmeme ihtimalin var. O yüzden hep böyle kapıyı arkadan değil de böyle önden kapatma şeyin olur. Hani bir böyle son göreyim ya da böyle evden biri varsa hadi görüşürüz. Hani bir ses gelsin. Hani bunlar çok oluyor. Evet.
Oh, evet. İnanılmaz yani, bir şey anlattınız. Bir yani şey. Yani ev arkadaşım var benim burada. Mutlaka sabahları giderken falan hadi görüşürüz iyi nöbetler falan. O böyle bir sesli iletişim mutlaka kuruyoruz yani. Çünkü o da mı itfaiyeci? O polis memuru. Yani çünkü o da biliyor eğer çıktığında geri gelmeme ihtimali olduğunu, ben de biliyorum geri gelmeme ihtimalim olduğunu. Peki bu koşulsuz bir hizmet yapıyorsunuz yani karşılıksız. Bunu yaparken böyle bir olasılık olduğunu da biliyorsunuz ama yine de yapmaya devam ediyorsunuz. Yani bunu buradaki motivasyon ne? Yani şöyle birilerinin bunu yapması gerekiyor ve biraz önce de dediğim gibi bu yaptığımız işteki manevi boyut o kadar yüksek ki işin bu kısmını kesinlikle düşünmüyorsun. Sadece bir insana, bir canlıya yardım etme hissiyatı senin bu işin sonunda canına mal olacağı şeyini minimuma indiriyor tamamen. Böyle hani bir yangına girerken ya da bir hayvanı kurtarmaya giderken ya ben acaba işte başıma bir şey gelir mi, ölür müyüm? Yani kesinlikle düşünmüyorsun. Şimdiye kadar galiba kesinlikle aklıma böyle bir şey gelmedi. Hiç hani, de gelmesin. Yani geleceğini de zannetmiyorum. Çünkü diyorum ya tamamen beni kasıp kavuran işte oradaki insanlara, oradaki hayvana, canlıya yardım etme hissi oluyor tamamen. Onu ateşin, alevin, dumanın içinden çıkarmak oluyor. Şimdi siz bir yandan da büyük bir aracı kullanıyorsunuz. Evet. Nasıl tepkiler alıyorsunuz çevreden, sizi görenlerden veya işe yeni başladığınızda belki meslektaşlarınızdan, erkek meslektaşlarınızdan? Şimdi ilk başladığımda şey oluyor yani ya çok incesin, zar zayıfsın işte sen bu direksiyonu nasıl çevireceksin falanlar olmuyor. Başladı. Ondan sonra ya dedim ki ya neden yapılmasın? Bu sadece beden değil haliyle. Yani kolay bir iş değil. Evet gerçekten bu da bir nebze güç gerektiriyor. Çünkü onun vitesleri normal araba viteslerine göre birazcık değil. Daha ağır haliyle. Direksiyonu vesaire. Çünkü büyük bir araba. Yani ama yine de normal bizim araçlarımıza göre büyük araç oldukları için çok daha dar yerlere daha böyle şeyleri daha böyle teknik olarak daha donanımlılar o araçlar. Trafikte de zorluk yaşıyor olmalısınız diye düşünüyorum İstanbul'da dar trafik, sokaklar. Yani siz trafikte o sesle ilerlediğiniz zaman herkesin açılması gerekiyor. Bir fermuar yöntemi var kenarlara. Evet. Ama daha çok sanki şerit bu değiştirme, boşaltma yani şeklinde mi uygulanıyor? Yani nerede boşluk bulursan oradan girmeye çalışıyorsun. Ya çünkü hani İstanbul trafiği herkesin olduğu gibi bizim de en büyük problemlerimizden bir tanesi. Ya bilinçli insanlar var, bilinçli olmayan insanlar var. Gerçekten yol vermeyen insanlar var ve böyle şeylere çok karşılaşıyoruz haliyle. Ama dediğim gibi yani yol istiyorsun mecburen hani aslında olması gereken o fermuar yöntemi. Yani siz ortadan gideceksiniz. Herkes şeritlerde kenara çekilecek. Yani aynen. Eğer üç şeritliyse. Yani eğer mesela karşıdaki eğer bunu yapmıyorsa anons sistemine diyorum ki işte araçlar itfaiye aracına yol verin. Sağlı sollu diyorum hani ayrılın. Ki onları da bunu yapmaya itiyorum. Ki ya da hatırlatma yapmaya çalışıyorum diyelim. Bir kere daha uyarmayacağım diye değil mi böyle? En son sert bir şekilde. Ne diyorsunuz? Yani araçlar itfaiye aracına yol verin işte sağlı sollu ayrılın vesaire. İlk böyle telsizden sesim çıktığında şeyi gördüm. Arabanın bir tanesindeki adam döndü baktı ki. Bu ses nereden geliyor ya falan oldu yani. Çok iyi. Yorumlar kısmında da çok güzel yorumlar aldım dışarıdaki insanlardan. Yani acayip derdi şaşırıyorlar zaten. Hı hı. Ve böyle dönüp yanıma gelip tebrik ediyorlar. Yoldan geçerken alkışlıyorlar. Ondan sonra kız çocuklarına gösteriyorlar. Bu manada gerçekten çok güzel. Evet. Harika. Şimdi süremizi ne çabuk geçti bilmiyorum. Evet. Anlayamadım bile. 15 dakikamız geçmiş. Evet. Artık noktayı koyacağız. Teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ediyorum. Bu akşamki son konumuz ve son konuğumuz oldunuz. Örnek oldunuz, ilham oldunuz herkese. Çok teşekkürler. Biz bugün 5 duyumuza ve bir de onlara ek sağ duyumuza hitap eden 6 konuyu yine varoluş yok oluş başlığı altında reaksiyona soktuk bu akşam. Yok oluşumuz virüsün elinden mi olacak diye başladık programa. Covid-19'un yeni versiyonu ERİS'i tanımaya çalıştık. Bilim insanlarının hem yeni bir pandemiye yol açmayacağı konusunda bu virüsün hem de aynı zamanda tedbir alınması konusunda fikir birliğinde olduğunu gördük ki ve yeni bir kapanma ihtimalinin olmadığını da anladık. Tedbirin en kolayının bağışıklık sistemini güçlü tutmaktan geçtiğini zaten biliyorduk. Arıların dünyaya hediyesi olan bal mucizesinin de şifasını birlikte tattık. Onlardan da çok şey öğrendiğimizi arılardan ve onlarsız neden yapamayacağımızı da anlamış olduk. Arıları koruyarak aslında gezegeni koruduğumuzu anladık ama ansızın bir asteroidin çarpması riskini de bir göz ardı edemedik. Lakin başka göz ardı ettiklerimiz var, ertelediklerimiz var, hep yarına bıraktıklarımız var. Erteleye erteleye bir ömür geçmesin diye yapabileceklerimizi de bir kenara not ettik bu konuyu da.
konuştuk. Not ettiklerimiz arasında düzenli sağlık kontrollerimiz de vardı. O kontrollerin hayati öneminin olduğunun kokusunu aldık. Meme kanserinde erken teşhisle kadınların hayatlarının kurtulduğunu hatırladık. O kadınlar biliyoruz ki toplumsal hayatta her işi yapabilir. Özellikle de beceremez denilen işlerin altında öyle bir kalkar ki herkese örnek olur. Tıpkı itfaiye şoförlüğü gibi. Kısaca bugün var olmadan yok olmaya uzanan bir yolculuğa çıktık. Yolculuğumuzda eşlikçimiz Evrencan Gündüz oldu. Zincirleme reaksiyonu artık yavaş yavaş kapayacağız. Ama isteriz ki müzikle kapatalım. İster misin? Tabii ki. Çok sevinirim. Tamam. Bu arada gitarı alabilirsek Evrencan'ın gitarını. Bir de önemli notum var. Bugün serebral palsi farkındalık günü. Hemen bunu da söylemeden geçmek istemem. Çünkü doğum öncesinde, sırasında ya da sonrasında bebeğin oksijensiz kalması sonucu olan bir hastalıktan söz ediyoruz serebral palside. Ne oluyor? Dengeyi, hareket kontrolünü zorlaştırıyor. Bazen koordinasyonu, yürümeyi, hatta konuşmayı da etkileyebiliyor. Çok yaygın, çok sayıda çocukta var. Ama hepsinde aynı şekilde değil, farklı şiddet ve formlarda görülüyor. Ve onların hayatlarına devam edebilmesi için fizyoterapi şart, biz de farkındayız diyoruz bugün için. Şimdi ben iki şeye inanırım. İki şeyin sonsuz gücüne, sonsuz yaratıcılığına, sonsuz değişimine: halk ve doğa, diyor Yaşar Kemal. Yaşar Kemal kaleminden hep dağlar, taşlar, kayalar, koyaklar, arılar, kurtlar, kuşlar, balinalar geçen bir isim. Varoluştan yok oluşa uzandığımız bu programda da Yaşar Kemal'i doğum gününde saygıyla bugün anmak istedik. Ve Evrencan Gündüz'ü dinliyoruz. Sevgili Yaşar Kemal, dağlar, taşlar, balinalardan bahsediyorsa ben de Dağlar Gider Yolunda şarkısıyla bugünü katılan herkese Seda, seni onurlandırmak isterim. Çünkü çok keyif aldığım bir program oldu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim izleyen herkese de. Cart mı duyulmuyor? Şu mikrofonu koyacağız, tamam. Bir mikrofonumuz daha var. Hemen onu halledelim. Canlı yayın harika, harika bir şeymiş. Böyle şeyler olabiliyor. Bir dakika. Hemen geldim. Biz ikimiz hallederiz bu işi. Sen nelerin altından kalkmışsın? Bu arada ses geliyordu diyor yönetmenim. Bir sorun yoktu diyor ama tabii bilmiyorum. Öyle mi? Evet. O zaman hiç şey yapmayayım. Hemen. Tamam. Gitarın sesi geliyorsa geliyormuş, bana gelmiyormuş. Evet. Tamam. Tamam, okey. Yayınımıza gidiyor. Hadi. Hemen devam. Devam. Ediyorum. Burası böyle kalsın. Dağlar gider yolunda, dağlar gider yolunda, ben de kendi yolumda, ben de kendi yolumda. Dağ buldu da dağını, dağ buldu da dağını, ben de seni sonunda, ben de seni sonunda. Dağlar gider yolunda, dağlar gider yolunda, ben de kendi yolumda, ben de kendi yolumda. Dağ buldu da dağını, ben de seni sonunda. Açtı içimi duygular, bu hisler, bu anılar. Gelsin yine aşıklar, Veyseller ve Barışlar. Mevlam nasıl yaratmış, kaç baharı yaşatmış o. Güneş bana doğdu yer, benden hala